günler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fikret Efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk Adnan Bey. Çok şıksınız yine bugün, her zamanki gibi. Yok, normalde gerçekten. İllere destan mı şıktınız Adnan Bey? Ya bir şey değil, bu ne var? Nihayet. Efendim? Ayakkabı. Ayakkabı gerçekten sıradan bir şey yani. Ne var ayakkabıda ya? Yani rahat ayakkabı da giydik. Kundura bildiğin kundura yani. Çorap derisi ya, o yönden iyi evet, derisi rahat. Ne? Çorap da tabii. Çorapta bir şey yok ya, normal çorap. Evet. Ay ne yapıyorsun? Çok Fikret bir şeyler söyle, dinliyorum. İçişleri Bakanlığı'nca Van Erciş Belediyesi meclis üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. PKK'lı teröristler muhtarı şehit ettikten sonra kaçarak uzaklaştılar. Yine bu sabah Gaziantep'te IŞİD'in bir hücre evine yapılan baskında bir canlı bomba kendisini patlattı. 3 polis şehit oldu, yaralılar da var. Polisler bir ihbar üzerine bu hücre evini tespit etmişler ve oraya gitmişler. O sırada olaylar yaşanmış. Polislerimize Allah rahmet etsin. Şehit muhtarımızın fotoğrafı vardı. Mehmet Şerif Doğu. Mehmet Şerif Doğu. Şimdi sen bu konuyu bana bir de anlat bakayım. İçişleri Bakanlığı'nca Van Erciş Belediyesi meclis üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi muhtarı Mehmet Şerif Doğu, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve şehit oldu. PKK'lı teröristler muhtarı şehit ettikten sonra kaçarak uzaklaştılar. Yani nasıl seçimden gelmemiş? Evet. Tayin edilmiş. Nasıl oluyor? Kanun hükmünde kararnameyle belediye meclisi üyeliği için görevlendirilmiş. Muhtarken. Şimdi belediye meclisi üyesi vardı herhalde. Evet. O PKK'lı falan mı çıktı? Bir şey oldu herhalde. Ya bir suç işledi. Evet. Allah'ım. Onu görevini aldılar. Bunun yerine onu verdiler. Evet. Adamlar dedi biz bak vuracağız dediler ve vuruyorlar. Evet. Yani hükümet şu an koruyamıyor adamı. Evet, öyle bir konum oluyor. Yani bundan sonrakileri de vuracaklar anlamına geliyor. Bunu anlatmak istiyorlar. Vurulma şekli ne? Evin önünde. Yani yol geçen anına dönmüş demek ki ortalık. Hükümet 30 kere söyledim. Orada aklı başında vatandaşlar silahlandırsın diye. Şimdi PKK'nın avantajı ne? Silahı var. Vatandaşın dezavantajı ne? Silahı yok. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Çünkü kayyum atayacağız dediler. Adamlar da işte kayyuma biz bunu yapıyoruz diyorlar. Yapacağız demişler. Demişlerdi değil mi? Evet. Kayyum atarsanız biz de gereğini yapacağız dediler. Yapıyor adamlar işte. Bak hükümet önlem alsın dedim. Evet demişler. Yani her türlü önlem. Devlet gücünü göstermesi lazım. Yani zor bir şey değil mi bu? Yani mesela kayyum. Belli ki vuracaklar. Yol güzergahı da bellidir. Oraya hem sivil polis de yerleştirilir. Efendim, halk silahlandırılabilir o bölgedeki. Yani bir statüye alınabilir. Ne diyebilir? Mesela şehir korucusu olabilir. Şehir bekçisi olabilir. Mahalle bekçisi. Mahalle bekçisi statüsüyle silah versinler. Otomatik silah da gerekirse el bombası da versinler. Bu çakallar o zaman gelemez. Halkın silahsız olduğunu biliyor. Bunlar kuzu sürüsüne giren kurt gibi. Kurdun dişi var, kuzunun dişi yok. Değil mi? Ya öyle olmaz. O çocuğa oturacak yer var mı orada? Nereye doğru? Kaç kişi alır orası öyle bir şey olsa? Ne? Kaç kişisiniz siz? Çocuklar siz tası tarı alın. Ben size yine çağıracağım. Ali kusura bakmıyorsun değil mi? Buyurun.
Yani orada kayyum var. Adam tehdit edilmiş. Adamın üstünde silah yok, hiçbir şey yok. Çocuklarında silah yok, ailesinde silah yok. Sokakta göğsünü gere gere geziyor, adamla çekip vuruyor. Ben söylüyorum, vuracağım diyor ve vuruyor. PKK'da her türlü silah var. Burada bir dengesizlik oluşmuş oluyor. Böyle olmaz. Bunların anlayacağı dilden konuşulması lazım. Vatanına sadık, milletine sadık, devletine sadık. Bak muhtar, hükümet görevlendiriyor, yerine getiriyor. Bu insana nasıl silah verilmez ya? Değil mi? Böyle en gelişmiş otomatik silah verilsin. Tabanca da verilsin. El bombası da verilsin. Yani yetişkin çocuğu da olabilir, delikanlı falan. Mesela o geçen günler o kız çocuğu, delikanlım. Elimde diyor bardak vardı, bardağı attım tepelerine diyor. Şimdi bu reva mı yani? O çocuğun elinde mesela silah olmuş olsa hepsini indirirdi. Babamı götürmeyin diye yalvarıyor çocuk. Ne yalvaracak? Pencereye konuşlanır. Yağmur gibi yağdırır. Hepsini ayağından biçer. Adamlar sapır sapır dökülür. Pırasa gibi. Ondan sonra topla götür hepsini. Hepsini karakola teslim ederler. Gayet kolay bir şey. Yani bu kadar bunu uzatmanın bir alemi yok. Bu rahatsız edici bir durum. Ondan sonra da belediyelere özellik veya belediyelerin yetkilerini genişletmekten bahsediyorlar. Belediyenin yetkisini genişlettin işte. Belediye bu sefer PKK'nın hizmetine girdi. Yapmayın etmeyin deme. PKK'nın hizmetine girerler dedi böyle yaparsanız. Yok bir şey olmaz dediler. Oldu. Bu sefer adamlar görevden aldınız. Kayyum atadınız. Kayyumlarda vuruyorlar şakır şakır vuracağız dediler. Vuruyor adamlar. Bu nedir bu? Bunun anlamı ne yani? Belediyeye yönelik özellik veyahut işte yetki genişletilmesi olayı Abdullah Öcalan'ın eskiden beri üstünde durduğu bir konu. İngiltere'nin dediği diyor. Yani en çok istedikleri de polis, asker konusunda belediye halletsin diyorlar. Eğitim konusunda belediye halletsin. Yani hükümet olsun diyorlar. Göz göre göre. Hükümet de diyor ki başkanlık sistemini getireceğiz. Sonra da belediyenin yetkilerini genişleteceğiz. İşte al sana federasyon. Yok diyor biz federasyona karşıyız. Ya kardeşim belediyenin yetkisini genişletirsen federasyon olur zaten. Ucu bucağı yok. Yetkiyi verdim mi adama? Al sana federasyon. Mesela farz edelim Diyarbakır Belediyesi. PKK'lı birinin geldiğini düşün. Adam diyecek ki ya sağlık benden sorulur. Milli eğitim de benden sorulur. Güvenlik de benden sorulur. Askeri çekin diyecek, polisi de çekin. İşte devlet. Tabii. Ayrı devlet. Buraya asker polis girmesin diyecek. Federasyon. Başkanlık sistemi olduğuna, başkanlık sistemi olunca diyecekler adamlar. Dünyanın her tarafında başkanlık sisteminde tek yol vardır, federasyon. Dünyada hiçbir başkanlık sisteminde üniter yapı yok. Hiçbir sistemde. Ya üniter yapı yapacaksan partili cumhurbaşkanı. Anayasanın maddesi belli. İki kelimeyi çıkaracaksın, konu bitecek. Yani cumhurbaşkanının siyaset yapmasını engelleyen iki kelime var. Bunu çıkaracaksın. Bunu partiler toplanır mecliste bir defa da çıkarırlar. Gayet kolay. Ama başkanlık sistemine geçelim dersen sırf bu yüzden millet HDP'li oldu ya, büyük bölümü. Beşiktaş, Nişantaşı, şu falan hepsi silme HDP'li oldu, kurtulmak için. Başkanlık sistemi gelecek de vatan bölünecek diye millet acayip tedirgin oldu. Sonra hükümet geri adım attı dediler, biz başkanlık sistemini savunmuyoruz. Hiç de bahsetmediler. Millet oylarını geri verdi. Bu sefer hayır, yeniden bir daha istiyoruz. Ya bu yani ne anlama giriyor bu? Bu oluyor mu şimdi bu? Alay eder gibi yani. Millet seni uyardı, istemiyorum dedi. Kabul ettin, anladın, geri adım attın. Şimdi bir daha bir hamlat yapıyorsun. Şimdi ne yapacak sana halk? Referandum yapacak, %80 hayır çıkacak. Al sana fitne.
Ondan sonra diyecekler ki halk %80 hükümet istemiyor. Ondan sonrası hükümet ayakta duracak. Evet. Ya iş çıkartmayın. Tıkır tıkır gidiyor, bir şey yok. Yani başkanlık sistemi için bir gerekçe yok, bir şey yok. Hükümetin sıkıştığı bir nokta varsa söylesinler, çözelim. Ne varsa çözelim. Yani hangi yetkiyi elde edemiyor, nerede sıkıntı var, çözelim. Federasyona kapalıyız, üniter sistemi savunacağız diyor. E tamam, güzel. E belediyelerin yetkisini genişleteceğiz diyorsun. E daha önce de yaptın bunu, zaten felaket oldu. Zaten bak genişletmişsin, daha da genişleteceğim diyorsun. Bak genişlettiğin halinden fitnenin doruğuna çıktık. Belediyeler PKK'nın kontrolüne girmeye başladı teker teker. Ve habire kayyum atanıyor. Kayyumları şakır şakır vuruyor adamlar. Demek ki olmuyor bu sistem. Bunu zorlamanın bir alemi yok. Tayyip Hoca'ya muhtemelen baskı var. Etrafındakileri seyrediyorlar. İngiliz derin devleti heyet halinde bu işin içinde. Acayip bastırıyorlar. Yoksa seni vururuz, işte öldürürüz, şu bu falan. Bunların tehdidine kimse kulak asmaz. Ama bu son derece riskli ve gereksiz. Ben bunu Tayyip Hoca'ya 30 kere söyledim. Sonra dedi ki evet ben iddialı değilim dedi. Partili Cumhurbaşkanlığı da olsa olur dedi. E tamam orada kal. Orada kalın artık. Yeniden başkanlık sistemi. Çünkü bakın burada bir kuşkulu durum var. Bütün başkanlık sistemlerini teker teker bize sordular. Amerikan modeli dediler. Hayır dedik. Çok tehlikeli dedik. Meksika modeli hayır dedik. Fransa modeli hayır. Tek tek dünyadaki modelleri saydılar. Evet. Hepsine hayır dedik. Ta Güney Afrika modeline kadar söylediler. Ya Güney Afrika zaten paramparça. Evet. Yani birçok devletten oluşuyor. Güney Afrika modeli nasıl olur ya? Yani burada bu konuya ehemmiyet verilmediği o çok anlaşılıyor. Çok açık anlaşılıyor. Çünkü Amerikan modelini teklif ettin. Fransa modelini teklif ettin. Her modele teklif ettin. E demek ki ehemmiyet vermiyoruz. E sürekli reddettik. Arkasından belediyelerin yetkisini genişlettin. Arkasından felaket çıktı. Büyük bela çıktı. E şimdi kayyum atıyorsun, kayyumlarda vuruyorlar adamlar şakır şakır. E koruyamıyorsunuz. E nedir bu ya? Evet. Sistemde bir acayiplik yok. Partili Cumhurbaşkanlığı makul. Bunda bir acayip olan bir şey yok. Partili Cumhurbaşkanlığı tabii ki gerekir. İstediğin kadar yetki verelim. Evet. Millet seni koruyor Tayyip Hoca. Samimiyetine de inanıyor. Bir şey dediği yok kimsenin. Ama bu olmaz. Bu başkanlık sistemi işi. Çünkü burada bir gariplik var. Kaç model söylediniz? Hepsini reddettik. Durup durup her hafta 15 günde bir model söylediler ya. Evet. Ayda bir model söylediler. Yani her modele razılar. Amerikan modeli ha desek o yapacak. Evet. Fransa modeli ha evet olur desek onu da yapacak. Güney Afrika dedi ha tamam desek o da olacak. Evet. Meksika modeli Tayyip Hoca bizzat kendi söyledi. Ya en tehlikeli modeller kardeşim. Ha evet desek olacak yani hemen olacak. Ya istemiyoruz. Evet. Riskli. Yani zordan olmaz ki bu iş. Ve milleti böler bu. Yani %80 hayır çıkacak. Ne gerek ya? Partinin meşru, bu sefer hükümetin meşruiyeti tartışılır hale gelecek. Evet. O zaman diyecek ki erken seçime gidelim falan. Yani çok acayip bir durum olacak. Ne gerek var kardeşim? Daha konusu açıldı hemen dolar yükseldi. Her türlü yetkiyi verelim. Nerede sıkışma varsa orayı çözelim. Ne istiyorsanız yapalım. Ama bu işe girmeyelim. Başkanlık sistemini istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Çünkü sürekli model söylüyorsunuz. Arkasından belediyelere geniş yetki vereceğiz diyorsunuz. E zaten o bizim çekindiğimiz nokta. Belediyeye geniş yetki verdi mi bitti zaten. Konu kapandı yani. Öcalan zaten onu söylüyor. Başka bir şey yok ki Öcalan dediği. Başkanlık sistemi olsun. Belediyelere geniş yetki verirsin diyor. O kadar. E onu yaptım mıydı bitti. Evet. Ne diyelim bir etiket yapalım. Sevgi birliğinde ayrılık olmaz diyelim. İnşallah. Evet sevgi birliğinde ayrılık olmaz. Tayyip Hoca'nın iyi yönü inatçı. Boyun eğmiyor. O çok güzel.
imar faaliyetleri de güzel. Akşamları gidip geliyorum. Yolda hiç kamyon, mamyon hiçbir şey yok. Yağ gibi gidiyor trafik. Bayağı güzel. Allah razı olsun. Yani Ankara İstanbul yoluna bakıyoruz bilmem ne. Havaalanları yaptırıyor, şunlar yapıyor. Güzel. Ekonomide de bir şey yok yani. Tıkır tıkır gidiyor, ne yaparsa yapsın gidiyor. Dindarlara tavır da iyi. Yani o şey. Ama sıkıştığı bir nokta varsa söylesin ya, biz vatandaş olarak yanındayız zaten. Söyle, hemen halledelim. Ama bize başkanlık sisteminden bahsetme. Sen gidersin, yarın bir gün başka biri gelecek, başımız belaya girecek, adamı çözemeyiz. Başkanlık sistemi o diyecek, bütün dünyada federasyondandır bu. Siz nereden çıkarttınız bunu derse ne diyelim? Başkanlık sistemi eşittir federasyon. Ya aksi bir yol yok kardeşim yani dünyada. Yani başkanlık sistemi olup da üniter sistem, ya üniter sistem zaten parlamenter sistem var onda. Ya onu demene gerek yok yani. Bu nereden çıktı, ben bunu anlayabilmiş değilim. Hocam yine siz anlatmıştınız, yarın öbür gün Avrupa'ya başvururlar, biz ayrılmak istiyoruz, referandum yapalım derler. Ya tabii yani başkanlık sisteminde bir kere referandum yolu sonuna kadar açık. Yani ben bir hocayla bir İstanbul'a geldiğine bir konuşayım. İnşallah. Yani bir görüşelim. Tayyip hocama bir rapor sunalım. İnşallah. Bir acayiplik var. Evet, gelsin otursun. Nasılsın güzeller güzeli? Ben de çok iyiyim. Sonra seni alırız bir yer ayarlarım. Burhan Hoca bir geldiğinde ben onunla bir görüşeyim. İnşallah. Mustafa Şentop ilgileniyormuş şu an bu konuyla. Başkanlıkla ilgili. Yani ona asıl bir rapor sunalım. Ya nasıl bir fikirdi ben anlayamadım ki. Yani eğer üniter sistemi istiyorsan zaten parlamenter sistem bunun için en iyisi. Evet. Federasyon istiyorsan zaten battık demektir, Allah esirgesin. Yani batamayız, battırmayız da ayrı mesele de. Yani ona kimsenin gücü yetmez. Öyle bir şey olmaz. İnşallah. Fakat hem Tayyip Hoca'ya rapor sunalım, hem Mustafa Şentop'a bir rapor sunalım. Yani riski geniş olarak anlatalım. Yani bu oldu bittiye getirilecek bir şey değil. Evet. Son derece riskli bir şey. Evet, dinliyorum. Mehmet Şevket Eygi hocamız şöyle bir yazı yazdı Adnan Bey. Şeytan Müslümanların birleşip tek bir ümmet olmasını, güçlenmesini istemez. Böyle bir şeyden çok nefret eder. Bu konuda şeytan birinci midir? Hayır. Onun önünde bir takım münafık din baronları vardır. Onlar Müslümanların birleşmemesini şeytandan daha fazla isterler. Şeytan Müslümanların birleşip tek bir ümmet olmasını, bu tek ümmetin başında raşit ve adil bir imam bulunmasını, müminlerin bu imama biat ve itaat etmesini istemez, bundan nefret eder. Bir takım münafık din baronları bu konuda şeytandan daha aşırı ve ileridir.
Mehmet Şevket Ergin Hocam candır o. Çok mübarek, muhterem bir insandır. Ahir zaman evliyalarındandır. İşte evliya arıyorlarsa orada bulsunlar. Hakiki evliyadır. Konuşması da çok güzel. Allah razı olsun. Aylardan beri anlattığımız konunun bir özeti. Allah uzun ömür versin. Fitneden, fucurdan hocamızı korusun. Hükümet hocamıza bir koruma versin. O teklif etmedi. Tabii o çok mübarek, muhterem bir insan. Bir polis koruması. Gece gündüz. Ne olacak? Bir kişi yani. Değil mi? Nöbetleşe iki polis korusun. Sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar polis koruması hocamıza şart. İnşallah. Ben Tayyip hocamdan istirham ediyorum. Bak elimizde başka böyle büyük alim, değerli kimse kalmadı. Çok az. Bir Mahmut hoca kaldı. Efendim bir Mehmet Şevket Eyi hocamız kaldı. Hemen hemen kalmadı. Yani diyelim parmakların sayısını aşmaz. Böyle değerli insanları çok iyi koruyup kollayalım. İnşallah. Tayyip hocam da benim özel istirhamım. Gereğini yapsın. İnşallah. Yahut üçlü, sekizler saat arayla birer polis memuru koruyabilir. Değil mi? Tabii. Sekiz saat biri, sekiz saat biri, sekiz saat birisi. Çok büyük sevap olur. Hocanın talep etmesine gerek yok. O talep etmeden biz koruyalım. Değil mi yani talep? Yani şimdi o öyle şeylere girmez, sıkılır da zaten şey yapmaz. Onu yormadan, onu rencide etmeden, rahatsız etmeden koruyalım. Evet, dinliyorum. Yazılarınız hakkında bilgi vermek istiyorum. Lübnan'ın 1952 yılında kurulmuş ve Orta Doğu'nun en büyük İngilizce gazetelerinden The Daily Star gazetesinde Kanal İstanbul hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yararına başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Kanal İstanbul projesiyle hem Türkiye hem Rusya hem de dünya ticaretinin çok kazançlı çıkacağını anlatıyorsunuz. Bu projenin Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına da yeni bir fırsat olduğunu, ancak bunun sadece bir vesile olduğunu, asıl olanın her zaman için bu iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği olduğu vurgusunu yapıyorsunuz. Güzel. Suudi Arabistan'ın önünde gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper'da ve internet sitesinde futbol ile kitleleri kazanmak başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda bu önemli ve kapsamı oldukça geniş olan sektörün holiganlık, öfkeye dayalı rekabet ve şiddet kaynağı olarak benimsenmesine son verilmesi ve köklü bir değişiklikle futbol adına daha fazla sevgi ve kardeşlik vurgusu ön plana çıkarılması gerektiği üzerine duruyorsunuz. Kanada Montreal merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Global Research'un İngilizce yayınında Dünyayı Yöneten Alternatif Güç Merkezleri başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda tarihte her dönem iktidarların yanında hareket eden yapılara, yani derin devletlere dikkat çektiğiniz bu makalede Atlantik Konsey üzerindeki İngiliz derin devlet etkisini anlatıyorsunuz. Ayrıca konseyin politikalarının Amerikan devlet kurumlarının politikaları haline gelmesinden sonra çıkan savaşlardan ve kargaşalardan da örnekler veriyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da da yayınlandı. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde ise tıbbi yöntemlerle işlenen bir cinayet türü ötenazi başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda rızasıyla veya rızası olmadan doğrudan ya da yardımcı olarak insan yaşamına son vermenin Kur'an'a göre haram olduğunu ve ağır bir suç kabul edilmesi gerektiğini açıklıyorsunuz. Maşallah. Gayet güzel. İngiliz derin devleti başkanlık sistemine acayip kafayı taktı. Hükümete kabul ettirmek için delicesine bastırıyor. Kabul etmeyeceğiz. Öcalanlar. Bunlar en başından beri kafayı taktıkları konu. Kabul etmiyoruz. Ya kardeşim, belediyenin yetkisini sen alabildiğine genişletirsen zaten tamam, bitti. Konu kapandı yani. Zaten sorun o. Biz bunu ne Birleşmiş Milletler açıklayabiliriz, ne NATO'ya, ne başka. Diyor ki adam, senin rejimin başkanlık sistemi değil mi? Bütün dünyada başkanlık sistemi var. İş mi çıkarıyorsun diyecekler ya. Avrupa Mahkemesi'ne götürürler. Ondan sonra başkanlık sistemi olduğuna göre federasyon zaruri olduğu, açık olduğu için federasyonun gereği olarak bu insanlar
burada federe devlet kurma hakkına sahiptir. Bir madde çıkarttığında al başına belayı. Çünkü başkanlık sistemini kurmuşsun. İnkar edeceğin gibi bütün dünyada da başkanlık sistemi federasyona dayalı olduğuna göre, federe devletlere göre olduğuna göre, zaten adı üstünde başkanlık sisteminin özelliği budur. Biz üniter sistem. Ya kardeşim sen başkanlık sistemini kabul etmişsin. Anayasana koymuşsun. Bitti. Avrupa'nın yetkili mahkemesini devreye sokarlar. Küt karar çıkartırlar. Ondan sonra çıkışın içinden çıkabilirsin. Bu riskleri uzun uzun anlatmamız lazım hükümete. Mesela bak Chatham House toplantısında İngiltere'de daha yeni Chatham House toplantısı. İngiliz derin devletinin beynidir Chatham House. PKK'ya otonomi verilmesini tartışmalıyız diyor. Tartışmalıyız. Türkiye buna mecbur diyor. Bak görüyor musun? Kim diyor bunu? Chatham House söylüyor. Türkiye buna mecbur. Batılı ülkeler bu çerçevede tavır belirlemeli. Bak batılı ülkeler bu çerçevede tavır belirlemeli. Adamın ekmeğine yağ süreceksin. Adamın aradığı bu. Geri adım söz konusu olamaz diyor. Yani bu konu tamam diyor. Sınır çizilmesi aşamasındayız. Yani Türkiye'nin içinde PKK'ya verilecek bölgenin sınırını çizme aşamasındayız diyor. Kim diyor? Chatham House diyor bunu. PKK, HDP sınır çizilmesi koşuluyla belli tavizler verebilir. Taviz ne yapacak? İşte tamam bombalamayı azaltalım. Asker vurmayı azaltabiliriz. Belirli diyor bak taviz verebilir. Belirli. Taviz verir demiyor. Belirli taviz verebilir. Sınırların çizilmesi ve bölgenin Kürt bölgesi olarak tanınması kritik eşik. Burası, yok bak sınırları çizeceğiz. Burası Kürt bölgesini ayıracağız diyor. Bu kritik eşik diyor. Ana dil, güvenlik birimleri gibi konular gündemin ilk sırasında değil. Bunu belediyeye bırakacağız diyor. Bak ana dil ve güvenlik birimleri. Yani bölge sınırları içerisinde hangi dilde konuşulacak, güvenliği kim sağlayacak, onu merkez belirler diyor. Belediye belirleyecek yani. Sınır kabul edilirse ana dil, güvenlik ve yargı birimleri gibi konular zaten arkadan gelir. Önce sınırı bir çizelim diyor. Güvenliği yani askerin, Türk askerin sağlamasına gerek yok diyor. PKK sağlar diyor. PKK zaten silahlı birim. Resmi görevli olarak onlar zaten göreve geçerler diyor. PKK yönetimi Batı ile benzer görüşlere sahip. Aynı Batı ile aynı görüşlerde diyor PKK. Bunu Chatham House söylüyor. Münafıklar çok haysiyetsiz, pislik. Cemiyet mikrobu Müslümanlara yapışman kene gibi mahlukattır. Bunlar hep tentürdiyotla Müslümanlar temizleyecek. Yani ilimle, irfanla, kanunla, hukukla çok kahpe ve kalleş bir yapıdır. Her Müslüman cemaate sızar münafık. Yani her Müslüman cemaatin bir şeytan ordusuyla kuşatılacağını Müslümanlar unutmayacak. Çok fazla iblis Müslüman cemaatlere sızar. Ve Müslümanları doğru yoldan saptırmak isterler. Onları meşgul etmek, onları boş laflarla, boş sözlerle, boş konuşmalarla hırpalamak isterler. Onları kendi mecralarından çıkarıp şeytanın mecraya çekmek isterler. İşte o şeytanı mecraya çekmek istediklerinde onların gösterdiği her yol tahrip edilmesi gereken yoldur. Yani Müslüman ilimle, irfanla o şeytanın yolunu ortadan kaldıracak. Kanunu hukukla. Şeytanın feneri gideceğin yolu aydınlatır derler. Münafık bir şey tavsiye ediyorsa tam tersini yapacaksın. Tersine söylüyorsa düzünü yapacaksın. Ve bu müthiş bir kolaylıktır. Çünkü biz münafığın yeteneğini elde edemeyiz. Neden elde edemeyiz? Çünkü münafık şeytanla iç içe. Yani beynine hulul etmiş. Onun için muazzam bir yeteneğe sahip olur. Yani mesela iblisin
yuvalarını görür, iblisin adamlarını görür. Mesela bağlantı kurdu adamlar hep iblisin adamlarıdır. Mesela münafığın Facebook'una bir gir, hemen ne kadar münafık varsa hepsini bulduğunu anlarsın. Ne kadar dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız, İslam düşmanı, homoseksüel savunucusu, İngiliz derin devletinin çakalı varsa hepsine yalakalık yaptığını görürsün. Girdi miydi, baktı mıydı anlarsın. Yani sen oturup aramana gerek kalmaz. Münafı nasıl hani böyle uyuşturucu bulmada köpek kullanıyorlar ya. Eğitimli köpek. Eğitimli köpek gibidir münafık. Tasmasına tutup bırakacaksın. O sana bulur. Mesela münafığı da bulur. En azılı kafirleri bulur. En azılı İslam düşmanlarını bulur. Onu takip edeceksin. Onun her bulduğunu da ilimle, irfanla etkisiz hale getireceksin. Kanunla, hukukla etkisiz hale getireceksin. Müslüman için çok büyük bir kolaylıktır bu. Evet. Müslüman hadi ara bul desen bulamaz. Nasıl bulsun? Bulamaz. Münafığın akıl almaz yeteneği vardır. Onun için Müslüman münafığı köpek besler gibi beslemesi lazım. İşine yaraması için. Aman atayım demeyecek. Aman besleyeyim, bana hizmet etsin diyecek. Takip edeceksin. Her gittiği yerde yakalarsın. Her gittiği yerde yakalarsın. İnşallah. Ya münafık ahlakının ne kadar pislik olduğunu onun sayesinde görebilirsin. Mesela Müslümanlar hangi noktadan saldıracak, oraları görebilirsin. Küfrün en azgınlarını onun sayesinde görebilirsin. Yani yapılan bütün stratejileri, her türlü oyunu falan da onun sayesinde görebilirsin. Çünkü onlara hemen dahil olur. Yani delicesine böyle, hani şeytan nasıl böyle ateşe susuyor, cehenneme susuyor ya, cehennem de onlara susuyor, onun gibidir. Yani münafık. İstediğin kadar kontrol et, o yine delicesine gider münafıkları bulur. Küfrü bulur, pislik adamları bulur. Yani sen onu izlemen bir şey değiştirtmez. Yani orada Allah basiretini bağlar. Felasetini bağlar yani münafık. Hani beni görüyorlar, ben bunu yapmayayım demez. Yine yapar. Ve oradan da yakalarsın. Onun için her Müslüman cemaatin münafığa ihtiyacı vardır. Menzil cemaat. Ama tabii iyi değerlendirmek ve çok akıllı olmak lazım. Bediüzzaman bu konuyu çok detaylı anlatmış. Şeytani bir zekaya sahip olurlar. Zekavet diyor. Şeytani bir zekavete sahip olurlar diyor. Şeytaniyette pek mahir oluyorlar. Yani pislik yapmada, kahpelikte çok mahir oluyorlar. Onun için Müslüman'a bir an önce gitseydi gibi değil de takip edip İslam karşıtlarını tespit edip gereken tedavi yapmaları gerekir. Münafık dili sırf kelimelerden ibaret olmaz. Mesela resimle münafık psikopatlığını anlatır, resimle. Veyahut şiirle anlatır. Veyahut heykelle anlatır. Veyahut mesela gider bir azgın, homoseksüel bir adama beğendi yapar. Veyahut mesela gider şarap içenlere gider beğendi yapar. Veyahut mesela bir homoseksüel kıyafetine, mesela bir homoseksüel ayakkabısı, kıyafeti, pardüsü olabilir, çorabı olabilir. İşte bir şey olur, gider ona beğendi yapar. Yani o imajı kim veriyorsa, var ya o gökkuşağı renkleri, bilmemler falan peşmeken, gider onlara beğendi yapar. Yani direkt homoseksüelliği savunduğunu söylemeyebilir. Dolar yoldan böyle şeytani alttan alta da yapar. Çünkü öyle çok açık olacağı için onu gizlice yaptığında münafığın da aptallığı buradadır. Yani kuyruğu dışarıda, kafası toprağın altındadır münafığın. Yani kuyruğunun göründüğünü fark etmez münafık. O toprağın altında ilerlemeye devam eder. Sonra mümin onu bir peçeteyle falan kuyruğunu tutup çıkarır inşallah. Allah kullarını korur fakat Allah size zırh yaptım diyor, giyimlikler. Yani zorlu savaşlarda sizi korusun diye zırh yaptım diyor. Zırhı Allah, yaratan kim Allah? Allah onu sebep kılıyor. Yani bir sebebe sarılacak yoksa koruyan Allah'tır. Yani
polis koruması oluyor. Mesela 7-8 koruma oluyor. 7-8'ini birden vuruyorlar. Korunan adamı da vuruyorlar bazen. Yahut adam kurtuluyor, korumalar vuruluyor. Ya sadece adamı vuruyorlar, korumalar kalıyor. Yani o bir kurtuluş değil. Ya trafik kazası olur, vefat eder, her şey olabilir. Bediüzzaman diyor ki, münafıklar için. Münafık meçhul bir mahluktur diyor. Bak, meçhul, gizli bir mahluktur. Düşman meçhul olduğu zaman daha zarar olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Kandırıcı, münafık diyor ki yalan söyler, habis olur. Aldatıcı olsa fesadı daha şiddetli olur. Çok aldatıcıdır münafık, fesadı daha şiddetli olur diyor. İçeride olursa zarar daha azim olur. Yani Müslümanların içinde olursa zararı daha azim olur. Çünkü içteki düşman kuvveti dağıtır. Çünkü istihbarat amaçlı olduğu için Müslümanlar ne yapıyor, ne ediyor? Sürekli dışarıya bilgi verir münafık. Yani en merkeze kadar bildirir. Cesareti azaltır. Zayıf Müslümanlar cesareti azaltıyor. Dışarıdaki düşman ise bilakis asabiyeti şiddetlendirir. Yani şevki şiddetlendirir. Sağlamlığı artırır. Münafığın cinayet gibi olan suçu İslam üzerine pek büyüktür. Yani büyük bir suç işler münafık diyor. İslam alemini zelzeleye maruz bırakan münafıklıktır. Bak, bütün İslam alemini zelzeleye, yani şu anki zelzeleye, çöküşe maruz bırakan dünya çapındaki münafıklıktır diyor. Tek sebebi bu diyor. Küfür değil diyor, görüyor musun? Evet. Münafıklıktır. Bunun içindir ki şanı pek büyük Kur'an, münafıkları fazlaca ayıplamış ve çirkin bulmuştur. Üçüncüsü diyor, ince alay, düzen, ikiyüzlülük, hile, yalan, riya gibi kötü ahlaklar münafıkta var. Kafir de o derece yoktur diyor bak. İnce alay mesela münafıkta var. Evet. Çok ince oyun oynar. Mesela bir resim kor, oradan homoseksüel propagandası yapar ama çok gizli yapar. Sezdirmeden. Aleyhte ince oyunlar ama çaktırmadan yapar. Yakalandığını anlarsa daha da ince yapar. Daha da titiz. Onun için bak böyle diyor, ince alay diyor. İnce oyunlar. Müslümanlara ince ince alay etmek. Düzen kurmak. Mesela münafıkta çok fazladır bu düzen kurmak. Bir pislik yapacak vakit onun ön hazırlığını yapar, orta hazırlığını yapar, son hazırlığını yapar. Çok düzencidir. Yani kahpe bir yapısı vardır. İki yüzlüdür. Çok karaktersiz. Mesela senin yanına gelir güler yüzlü neşeli olur. Aşağı iner çirkef ve şarlatan azgın olur. Sonra yukarı çıkar, gayet güler yüzlü, sevecen, efendi bir görünüm alabilir. İki yüzlü, yüzünü çok rahat kullanabilen bir mahluk. Bir anda suratını çok iğrenç bir görüntü verebilir, bir anda da masum bir görüntü verebilir. Münafığın özelliği. Hilecidir münafık, hile biliyoruz, hile. Çok, sürekli hile peşindedir. Onun gıdasıdır münafığın. Sürekli Müslümanlara hile ve oyun, gizlice yapar bunu. Yalan. Çok fazla yalan söyler. Bana bak ama kudurmuş gibi yalan söyler. Yani işte kaplumbağaya bindim, dünya seyahatine çıktığıma varıncaya kadar. Yani azılı delidir münafık. Yani insanın gözünün içine baka baka yalan söyler. Yalan söylediğini ispat edersen çirkeflik yapar, şirretlik yapar. Yani o yalanını anlamazdan gelir o yüzden Müslümanlar. Riya, gösterişi çok meraklıdır münafık. Çaktırmadan. Mesela tavrıyla, hareketlerle İngiliz derin devletin propagandasını yapar. Ama çaktırmadan yapar kendince. Çok açık yapar bazen de. Kötü ahlaklar münafıkta var. Kafir de o derece yoktur. Mesela kafir buna gerek duymuyor. Direkt ben küfür içindeyim diyor. Öyle kalıyor adam yani. Normal yaşıyor. Ben karşıyım İslam'a diyor. Gizlemiyor bir şeyi. Onun için kafirin cehennemdeki derecesi daha hafif oluyor. Münafığın çok ağırdır. Dördüncüsü diyor Bediüzzaman, çoğunlukla münafıklar şeytani bir zeka sahipleri olup daha hileker, daha oyuncu olurlar diyor. Yani şeytan doğrudan hulul ettiği için, beynine, vücuduna girdiği için şeytani bir zekaya sahip oluyor. Daha hileker oluyor, daha oyuncu oluyor. Mesela ağlar, zırlar, pislik yapar, işte kaçacağım, göçeceğim der, duracağım der, zavallı gibi göstertir. Açmazda gibi gösterir, bunalıma gibi görmüş gibi gösterir, akıl hastası gibi gösterebilir.
hastalanmış gibi gösterebilir, çok seviyor gibi gösterebilir, çok öfkeli gibi yapabilir, her şeyi yapabilir. Onun için bak daha oyuncu olurlar diyor, tiyatro oyuncusu gibidir. Oyuncu diyor, biliyor musun Bediüzzaman? İşaretül İcaz sayfa 83 ve 84. Münafıklar bir de sürekli boş konuşma eğiliminde oluyor, şeytani oldukları için. Müslüman mesela Kur'an'a hizmet ediyorsa gelir yanına, ona futbol muhabbeti yapar, modadan açar, bir kadını çekiştirir, ya bir fitne yapar yahut oynayacağı bir oyunun alt, birinci kademesine ait altyapı çalışması yapar. Müslümanları meşgul etmek münafığın önemli bir özelliğidir. Konuşarak, pislik yaparak, fitne çıkararak, kargaşa çıkararak en belirgin alametlerinden biridir. Yani bir hayırlı işteyken onu durduran biri varsa bil ki şeytanın emrinde bir mahluktur. Yani tabi alametlerinin bir tanesi bu. Tek alamet değil. Tek alamet ayrılır. Evet, dinliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yapılan operasyonla Dabık'ın ele geçirildiğini ve IŞİD militanlarından temizlendiğini duyurdu. Dabık operasyonu devam ediyor. Dabık. Bu Melhame-i Kübra'nın yapılacağı yerdir Dabık. Şu anki IŞİD'in geri çekilmesi Dabık'ta yapılacak büyük muharebenin ön hazırlığıdır. Evet. Şu an sadece geri çekiliyor. Merkeze doğru toparlanıyorlar. Şimdi onlar da oraya yerleşmiş olacaklar Dabık'a. Evet. Her milletin askeri falan, malzemesi falan yerleşmiş olacak. Onlar kapsamlı bir saldırıyla hepsini yok etmeyi düşünüyor. IŞİD. Yani dört koldan saldırıyla kendileri de tabii yok olmayı kabul ediyor. Yok olmayı derken işte ölmeyi kabul ediyorlar. Herkes birbirini öldürecek diyor onlar. Yani büyük bir saldırı olacak diyorlar. Şimdi ona hazırlık yapıyorlar. Dabığı terk ederken IŞİD herhangi bir kaybı uğramadı. Yani doğrudan çekildiler. Merkeze doğru çekiliyor. Oraya yabancı askerlerin oturmasını bekliyorlar. Yani işte İngiliz, Amerikan, Fransız, Belçikalı askerler, şu bu falan. Ve nihai saldırı için de hazırlık yapıyorlar merkeze çekilerek. Yani kayıp vermemeye özen gösteriyorlar benim gördüğüm. Şimdi Dabık tabii yabancı askerler tarafından şu an dolduruluyor. Daha da tahkim edilecek benim kanaatim. Onlar da içlere doğru sürekli çekiliyorlar. Her noktadan çekiliyorlar. Atak yaptıklarında yani benim kanaatim sel gibi kan akar. Yani çünkü onlar da ölmek istiyorlar. Yani hem öleceğiz hem öldüreceğiz diyorlar. Yani Dabık'ın alınması şu an bir zafer gibi görünmekle beraber bir savaş hilesi olduğunu düşünüyorum. Yani zamanı gelince dediğimin doğru olduğunu da görecekler. Bediüzzaman diyor ki, evet diyor, münafıkların ehemmiyetli, yani önemli ve tecrübeli bir planı
böyle her biri birer zabit, idareci, birer hakim hükmündeki eşhası, şahısları müşterek ortak bir meselede birbirini tenkit etmek asabiyetini veren, bak birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerleri toplattırır. Yani azılı, enaniyetli münafıkları bir araya getirir, birbirlerine tartıştırır diyor. Hakikaten kahvehanelerde, orada burada, bazen televizyon ekranlarında da Türkiye'nin en azılı münafıklarını bir araya getirip tartıştırıyorlar hakikaten. Yani nasıl seçmece de buluyorlar. Ve onları boğuşturur diyor. Manevi kuvvetlerini dağıttırır. Çünkü hiçbiri yenemiyor birbirini. Her biri darmadağın oluyor. Sonra kuvvetlerini kaybedenleri kolayca tokatlar. Vurur. Risale-i Nur şakirtleri hillet, samimi arkadaşlık ve uhuvvet, kardeşlik ve fena fil ihvan, kardeşlerin birbirine fani olması mesleğinde gittiklerinden, inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planlar da akim ve neticesiz bırakacaklar diyor. Şualar sayfa 282. Münafık hep tartışmak çok ister. Böyle münafık, hakikaten tartışma siteleri falan oluyor. Evet. Münafıklar köpek gibi oraya dalıyorlar. Ya kudurmuş gibi tartışıyorlar, çok azgın oluyorlar. Yenişemiyor ama o hayvani saldırma hisleri ne orada tatmin etmeye çalışıyor ama orada da tabii sinirleri iyice bozuluyor. Evet. Onun için münafıklar sık sık Müslümanlara musallat olmak isterler, tartışmak isterler. Münafıklar hep bir bahaneyle kaçınsınlar. Yani münafıkta böyle delicesine ve mantıksız, ahmakça bir tartışma ruhu vardır. Ya manyakça bir ruhtur. Mesela sen kapıdan çıktım dersin, niye pencereden çıkmadın der. Ya pencereden çıkılmıyorsun, pencereden kapının ne farkı var ki falan böyle zırvalar münafık. Ya çok azgın, deli bir ruha sahiptir. Manyaktır münafık. Ya tam cemiyet mikrobudur. Onun için Müslüman böyle bir şey eğer tecrübesizse müsaade ediyor bazen. Ama tecrübeliyse hiçbir şekilde müsaade etmemesi lazım. Çünkü onun manyak ruhu öyle bir saldırganlık içerisinde olur. Ve o bazen münafıklarla da karşılaşıyor kendi gibi. Onlarla da dalaşır köpek gibi. Çok hoşuna gider yani. Hani köpekler, köpek dalaşıyor, it dalaşı derler. Münafık dalaşı vardır öyle, it dalaşı gibi. Hoşuna gider de ki yani şeytani bir zevk verir onlara. Yani acıdan zevk alır. Yani ızdıraptan, sıkıntıdan zevk alır. O cehenneme yatkınlıklarından kaynaklanıyor. Cehennem onlar için Allah zaten şölen diyor. Onlara bir şölen hazırladım diyor. Yani bütün hayatı pislik içinde hep boğuşmak, savaşmak, mücadele etmek, tartışmak, yenmeye çalışmak, oyun oynamak, tuzak kurmak münafığın deli ruhunun bir gereğidir. Bediüzzaman diyor ki, bilerek zarara razı olana şefkat edip lehine bakılmaz. İşte ben çendan diyor, yani gerçi Kur'an-ı Hakim'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki, çok alçak olmamak ve yılan gibi delalet zihnini serpmemekle, telezzüz etmemek, lezzet almamak şartıyla en mütemerrit, dik kafalık eden bir dinsizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye, üstün gelmeye, yenmeye hazırım. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis muzur şişe parçalarına mübadele eder, değiştirir. Derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki hakikatleri söylemek hakaiki hakikate karşı bir hürmetsizliktir. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler ve bilerek hakikatleri zındıka, dinsizlik, inançsızlık delaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar diyor. Evet. Bediüzzaman.
münafık yani böyle pisliktir yani böyle bir insana bulaşmak isteyen bir pisliktir. Mesela münafık der ki ya bana fırından bir ekmek alır mısın? Gider alırsın. Ya ekmeği yedim midem perişan oldu. O fırının ekmeğini niye aldın? Ya ahlaksızdır yani alçaktır. İlla bulaşacak bir şey bulur. Mesela sandalye alırsın ya da belimi ağrıttı der. E niye oturuyorsun? Yani illa bir ahlaksızlık yapar. Onun için münafıkla mücadele herkesin yapabileceği bir şey değildir. Evet. Dikkatli olmak lazım. Bu yeni dönem hocaların büyük bölümü, işte bu Musa Carullah var ya, bıyıkları aşağı doğru falan, o falan, hiçbiri Deccal'i kabul etmiyorlar. Hepsi İngiliz hayranı. Deccaliyeti fark ettikleri halde Deccal yok diyorlar. Ve Müslümanların rahatça ezilmesine kapı açmış oluyorlar. Ardından da Mehdi yok diyor, kurtuluş yolunu da kapıyor. Daha sonra da İttihat-ı İslam'a gerek yoktu, imkansız hale getiriyor. Bunları büyük alimliğin televizyonlara çıkarıyorlar. Münafığın diğer bir özelliği de vatanını sever gibi görünür ama vatandan nefret eder. Evet. Milletini seviyor gibi görünür ama milletine nefret eder. Yani münafığın boynuna girmek lazım. Mesela sen zannetsin milliyetçi falan zannedersen çok alçaktır. Yani bilakis milletinden nefret eder. Homoseksüelliğe karşı olduğunu söyler ama homoseksüelliği çaktırmadan el altında sürekli destekler. İşte sembollerle, resimlerle, şiirlerle, şundan bundan açıkça destekler. Çünkü alenen yapsa yakalanacak. Böyle çaktırmadan, sezdirmeden el altından destekler. Homoseksüelin felsefesi, münafığın da felsefesi. Çünkü şeytana uyduğu için, şeytan da ilk homoseksüel şeytandır. Yani Lut kavmine güzel bir erkek görünümünde geliyor. Şeytan. İlk Lut kavmi, o zaman başladı zaten homoseksüellik. Şeytan ruhu homoseksüeldir. Zaten uslubuna baktığınızda o homoseksüel karakterini görürsünüz. Değil mi? O mesela o hırçın, o azgın, kontrolsüz ruh. Yani birçok homoseksüelin ruhunda bu vardır, bu bilinir yani. Onun için münafık ben milliyetçiyim dediğine inanmayacaksın. Milletinden nefret eder. Ben homoseksüelliğe karşıyım diyorsa inanmayacaksın, destekliyordur. Her türlü sapıklığı destekler. Bak sırf homoseksüelliği değil. Her türlü sapıklığı destekler münafık. Evet. Ama çaktırmadan. Ya Müslüman içinde olduğu için nasıl yapsın? Açıkça yapamaz. Gizlice çaktırmadan yapar. Onun için mesela bak İngilizlerin devletine hayran olanlardan Türk milletinin nefret etmelerinden kaynaklanıyor. Onlar Anglo-Sakson ırkına hayrandırlar. Türk milletine nefret ederler. Ama sorsam milliyetçiyim der. Yalandır yani. Oyun. Mesela Hazreti Muhammed'i savunur ama nefret eder haşa. Hiç sevmez. Allah'ı savunur ama Allah'ı hiç sevmez münafık. Yani onun için hiç Allah'tan bahsedilmesini istemez. Allah'tan bahsedilen yerlerden kaçar. Bunalır, sıkılır. Ama tabii Allah'a sorsan seviyorum der. Ama Müslümanlar arasında yaşayabilmek için buna ihtiyacı vardır. Mesela yalnız kaldığında namaza asla kılmaz, nefret eder namazdan. Evet. Abdestten nefret eder münafık. Yalnızken hiçbir şekilde abdest almaz. Hiçbir şekilde namaz kılmaz. Evet dinliyorum.
O da TV'den Nurzen Amuran, Dursun Çiçek ile bir röportaj yaptı. Dursun Çiçek röportajında Amerika'nın Orta Doğu planında İngiltere ile birlikte hareket ettiğini, İngiliz Lordlar Kamerası'nda Gülen için toplantı düzenlendiğini belirtti. Ve Abdullah Gül'ün İngiltere sempatisiyle Bülent Arınç'ın Gülen sevgisine dikkat çekti. Bir takım siyasilerin zamanında Gülencilerin ihanetini gördükleri halde bile bile bu ihanete göz yumduklarını iddia etti. Gülen grubunun arkasında olduğu söylenen üst akıl denilen yapının İngiltere olduğunu belirtti. Bir alkış. Dursun Hoca'yı bir görelim. Görebiliriz. Ha, bu şeyde yargılandı, evet, değil mi? Evet. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Dürüst delikanlıymış. Dürüst askermiş. Evet. Uğraştıklarına göre demek ki adam dolu bir insanmış. Çok güzel konuşmuşsun. Yedi ceddine rahmet olsun. Maşallah. Dürüst olduğun için de Allah seni kurtarmış işte. Güzel konuşmuşsun. Cesaretin için de tebrik ediyorum. Kabadayılığın için de tebrik ediyorum. Ve çok fazla kabadayı olmasını istiyorum böyle. Açık açık söylesinler. Korkmasınlar İngilizlerin devletini. Herkes de şifre etsin. İnşallah. Bak biz Allah'a çok şükür. Ben bu konuda ilk adım attıktan sonra Cenab-ı Allah yardım etti. Türk aydınları teker 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 her gün İngilizlerin devletini deşifre etmeye başladılar. Hepsi. 300 yıldan beri ilk defa oluyor bu. Allah'a şükür. Cesaretle devam etsinler. Panik oldular bak. Parlamentoda ne kadar adam varsa İngiliz parlamentosunu buraya gönderdiler. En yakın müttefik. Olacak iş değil. İlk defa oluyor böyle bir şey. Tabii. Büyükelçi boynunu bükmüş Ankara'da resim çektiriyor falan. Et Hüseyin Türkiye'm şarkısı söylüyor akşama kadar. Türkiye tişörtü giyiyor. Böyle ay yıldızı tişörtü ondan geziyor. Biz bunlara dedik ki ona öyle demezler. Peynir ekmek yemezler dedik. Ve bunlara zeytin ekmek yedirdik. Hocam siz korkarsanız daha çok üstünüze gelir demiştiniz. Ya kardeşim Deccal'in özelliği korkulmaması. Korkulduğunda üstüne saldırır. Cesur olursan kaçar. Adını söyle ya, adını söyle sürekli kaçacak. Evet. Bak İngilizlerin devleti diyeceksin. Evet. Siz yapıyorsunuz, yerini de söyleyeceksin, Londra'da diyeceksin. Evet. Köpek gibi kaçarlar. Korkmayın ya. Röportajın devamında da Dursun Çiçek'in bazı açıklamaları var. Bakayım. Oda TV Dursun Çiçek'e, Gülencilerin güçlenmesinde Exeter Üniversitesi'ni unutmayalım. Bu üniversite İngiltere için Orta Doğu ülkelerine ajan yetiştirmekle ünlü. Özellikle mülki iradeden pek çok bürokratımız kurs almak üzere bu okula gönderildi dedi. Oo, talebemiz olmuş, talebemiz olmuş. Allah razı olsun. Bak günlerden beri anlattığımız şeyler meyvasını vermeye başladı. Maşallah. Çok güzel. Dursun Hoca'yı tebrik ediyorum. Tanımam, bilmem. Ama bu yiğitli, bu delikanlılığı yaptı ya, o benim için büyük ve değerli. Alnından öpüyorum, helal olsun. Bu yiğitlik gerektiren bir şey. Bak Exeter falan hepsini anlatıyor. Evet, evet. Günlerde beri anlattığımız konular. Olay bu kardeş. İngiliz derin devletini patlattığın an Türkiye'nin yakasına artık çökemezler gırtlağına. Başkanlık sistemi falan dayatamazlar. Yok. Hiçbir şey diyemezler. Tayyip Hoca'yı sıkıştırıyorlar şu an. Yardımcı olalım. Baksana askerleri falan hepsi homoseksüel. Generalleri, manerelleri falan. Yani hemen hemen hepsi, yani çoğu İngilizlerin devletinin mensuplarının çoğu bu şekilde. İngilizlerin devletinin görevlendirdikleri de bu şekilde. Yani zaten İngilizlerin devletinin homoseksüellik iç içe. Ya bütün elemanlar homoseksüellerden oluşuyor. Hepsi şeytanla bağlantılı olduğu için ve homoseksüelliği akıl almaz yüceltmeye çalışıyorlar dünya çapında. Şu an cinnet derecesinde yani. Homoseksüelliği en yüksek bir kişilik olarak göstermeye çalışıyorlar. En alçak, karaktersiz bir yapı olan homoseksüelliği Kur'an'a göre böyledir. Çok büyük bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlıktır. En yüksek ahlak gibi gösteriyor. Şeytan öyle dediği için. Onun için birçok subayları şunu bunu hep homoseksüel. Ta Abdülhamit döneminde başlamışlar bu konuya. Hatta daha da önceleri. Şu ana kadar devam ediyorlar. Mesela bak o, onlardan bir tanesi örnek gösterdim. Var mı senin resmin? Evet. Mesela İngilizlerin devletinin yönlendirdiği adamlardan bir tanesi bu.
Prens, kim bu? Albert Victor. Albert Victor. Victor. Evet. Oku, anlat, izah et. Ben hepsini tek tek anlatayım. Ne yazıyor kitapta? Prens, Eddie ve homoseksüel yeraltı dünyası. İlgisi yoktu şu an anne. Bunun bir asker üniforması resmi var, onu da göster. Ayakta. Evet. Evet. Mesela biri birine bu resmi gönderdiğinde, yani adamın yolu anlaşılmış oluyor. Yani hangi kafada olduğu. Veyahut mesela gökkuşağı rengi gönderiyor. Yani o, sizi destekliyorum anlamına geliyor. Veyahut başka bir homoseksüel, bir adam, İngiliz Derin Devleti'nin bir mensubu farz edelim, onun resmini gönderiyor. Böylece onlara yalakalık yapmış oluyor. Ama sorsan, homoseksüele karşıyım diyor. Karşısın ama bütün homoseksüel felsefesini savunuyorsun. Bu nasıl oluyor? Çünkü şeytana uyuyorsun. Şeytanın peşindesin. Bütün homoseksüel kültürünü yazılarında, resimlerinde, anlatımında kullanıyor. Hepsini. Şiir, homoseksüel şiirler, homoseksüel tablolar, heykeller. Homoseksüel heykeller. Homoseksüel askerler, yazarlar, onların resimleri. Tabii bunlar bir tane, iki tane, on tane değil. Tabii. Yani gizli propagandada birbirlerinin işaretleşmede bunu kullanıyorlar. Prensin adı Albert Victor ama aile arasında ona Eddie diyorlar. Eddie. Evet. Kadın ismi gibi. İşte bu da bir yöntem. Münafığın en belirgin özelliği, yani robot gibi haysiyetsizlikte en ufak yüzünde bir ifade değişikliği olmamasıdır. Utanma hissi olmaz. Çok çirkeftir. Her an her şekle girer ama bir makine gibi, yani ruhu satılmıştır artık, bitmiştir. Şeytan yerine oturmuştur. Ruhu iptal olmuş, sadece şeytandır. Onun için müthiş bir şeytani yeteneğe sahip. Mesela 10 dakika önce ağlar, sonra 10 dakika sonra gülmeye başlar. 10 dakika önce bir yalan söyler, 10 dakika sonra yeni bir yalan daha söyler, o yalanının karşıtı olan bir yalan söyler. Evet. Ya azılı denilir münafık, yani Müslümanların içerisinde. Fakat şeytani unsurları yakalamada üstüne yoktu. Mesela münafığı takip edip homoseksüel gizli propagandanın nasıl yapıldığını görmek mümkündür. Ya bunu herkes göremez. Ama ona şeytan ilka ettiği için oradan yakalamak mümkün. Mesela bir homoseksüel oturuşu, mesela homoseksüel renkleri onun için çok önemli olur. O beğenmeyle onu anlatır, dilini. Mesela bir homoseksüel şiir, herhangi bir şey işte, tablo, resim, heykel, her şey. Veya şahıslar. Böylece kendi yolunu göstermiş olur. Ve fark edilmediğini zannettiği için de akıl almaz böyle bir zevk ve gurur ve kibir içindedir. Halbuki kafesteki maymun gibidir münafık. Denek maymunu gibi. Yani Müslüman onu besler ve onun üstünde her şeyi tespit eder. Yani laboratuvar kobayı gibidir o. Yani münafık. Her şeyi oradan anlar. Hastalıklar oradan anlarsın. Yanlışlıklar oradan anlarsın. Yani ilacın etkisini oradan anlarsın. Çay mı kahve mi o? Kahve. Sütlü kakao mu yoksa? Evet Fikret, dinliyorum. Bir video gösterir miyim adam? Video. Video. Tamam, tamam. Ya öyle içim gidiyor ki bunlara. Çok şeker varlıklar ya. İşte cennetin en büyük eğlencelerinden bunlar.
Mesela dünyada şu kediler, ya her birine içim gidiyor. Bir de ünlü kediler de var. Şaşı maşı falan. Evet. Ya iyi ki bende diye. Ben onları ısırırım, yerim yani. Bir şey yaparım onlara, Allah seviyesin yani. Felaket tatlılar ya. Mesela bak kesip biçiyorlar falan, tıraş ediyorlar. Hiç gıkı çıkmıyor, usta usta oturuyor böyle. Bir de sürekli gülüyor. Şah Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, niye şah diyorum? Çünkü tarikat kurucusu. Tarikat tabisi olsaydı şeyh olurdu. Tarikat kurucudan şah denir. Şahı Nakşibend. Kalplere Allah sevgisinin nakşi olması. Nakşibendi. Efendim, dünyanın en büyük tarikatıdır. En büyük tarikat Nakşibendilik. Şahı Nakşibend deniyor. Şah Abdülkadir Geylani, Kadiri Tarikatı'nın kurucusu. Bak diyor ki münafıklarla ilgili mübarek Abdülkadir Geylani Hazretleri, içi bozuk münafık her işi güçlükte yapar. Yani sürekli bir beladır, yani yapmak istemez. İbadet faslına gelince ondan daha tembeli bulunmaz. Münafık aslında namaz kılmaz, gören olursa kılar. Abdest almaz, gören olursa abdest alır. Bakın bu çok önemlidir. Yani eğer gizlice tespit etme imkanı olsa hemen görülür bu. Ondan daha tembeli bulunmaz. Şayet bir ibadet yapacak olsa dıştan zorlama ile yapar. İşten ise tam bir fesat halindedir. Yani hiç istemez. Bir türlü imanlı zümreye katılmak istemez. İmanlı Müslümanlardan nefret eder münafık. Sadece onları lafa tutmak, onları boş işlerle meşgul etmek, rahatsız etmek için ister. Ama tabii mümin de aklını kullanıp ona müsaade etmeyecek. Evet, dinliyorum. Sosyal medyada ünlü kedilerden Lale var anlamayı, onun şaşın. Ya ben bu herifi yerim ben bunu ya. Burnu murnu acayip öpülür bunun. Yani abartılı şekilde şeker ya. Salaklık, saftiliklik, her şey var. Ağza bak sen ya. Bir de bıyıklar, mıyıklar. Ya sevimli olmanın hiçbir yeri yok. Bir de tomaş tomaş ya, bayağı da gürbüz. Geçenlerde vardı bir sahibi, bayağı uzun yıl yaşamasına vesile olmuş. Maşallah. O da pirifani olmuş ama iyi maşallah. İyi gitmiş yani. Sputnik haber sitesi İngiliz Derin Devleti'nin hainine gönderme yapan bir haber yaptı Adnan Bey. Oo maşallah. E kardeşim kabadayı ülkeden, kabadayı başkandan yiğitlik çıkar göreyim. Şöyle söylüyor. Haberde İngiliz ve Amerikan halklarının düşmanının aslında genelde söylendiği gibi Rusya olmadığını, İngiliz ve Amerikan halklarının en büyük düşmanının Boris Johnson ve onun gibilerin iki yüzlülüğü olduğunu yazdı. Haberde Boris Johnson'ın da bir resmine yer verildi. Var mı resmi? Yok, fotoğraf göndermediler henüz. Geçenlerde o, tabii İngiliz Derin Devleti'nin desteklediği bir tip o. Evet. Bak Rusya da olayın farkında ama Putin yalnızdı. Şimdi biz kapıyı açınca o ilk defa bak 300 yıldan beri Rusya hiç İngiliz Derin Devleti aleyhine konuşmamıştır. Hiç, evet. Mesela Dursun Çiçek de helal olsun. Kabadayı askermiş, kabadayı albaymış, helal olsun. Bak yiğitçe İngiliz Derin Devleti'ni rezil rüsva etmiş ve aynı anlattıklarımı olduğu gibi aktarmış. Evet. Helal olsun. Demek ki Türkiye ehli vicdan. Bediüzzaman diyor, imanlı millet diyor, kahraman ordu diyor. Hakikat hali göreceği, bu fesat komitesinin büyük tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor diyor. Büyük fesat komitesinden bahsediyor Bediüzzaman. Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, elinde asası deve güdüyor, elinde asası deve güdüyor. Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani,
Ne şeker insanmış Veysel Karahanlı. Annesini bırakmış gelmiş. Resulullah'ı bulamamış geri dönmüş. Ama Resulullah ona çok şahane bir hırka vermiş ya yani, maşallah. O örme tekniği hiç bilinmiyor. Yani mükemmel bir örme tekniği. Tabii o tamir dediler hırkayı. Şimdi o hırkayı Mehdi giyecek. Tabii teberrüken Resulullah'ın kılıncını kuşanacak. Efendim o softtan yapılma sancağı şerif açılacak. Çok nadir yani büyük seferlerde açılıyor. 3 sancak var biliyorsunuz, sancağı şerif var. Birisi seferlere götürülüyor. Efendim biri İstanbul'da kalıyor, biri de hiç açılmıyor. Sancağı şerif açılacak. İnşallah. Mehdi'ye biat anında. Maşallah. İnşallah. İlk defa Resulullah'ın kılıncını kuşanacak İmam Mehdi. Oradan Mehdi olduğunu zaten kaderde başka bir insanın bunu yapması mümkün değil. Resulullah'ın hırkayı şerifini giyecek üstüne. Ondan sonra ama geçici olarak tabii teberrüken. Ve yanında da kutsal emanetler olacak. Kahpe PKK İngiltere kurdu diye bir etiket varmış Twitter'da. Görebiliyor muyum ben? Evet. Uzun süre 2'de kalmış. Şu an 4'teymiş. 2'deydi. Şu an evet 4'te. Gösterin. Göstert. Yani İngilizlerin devleti kurdu anlamında. Evet. Tabii. Kahpe PKK İngiltere kurdu. İngilizlerin devleti çünkü. Akşama ne kadar var? 56 dakika. Elbette. 56 dakika. Ben her gece sarhoşum diyor. Aşkımdan böyle diyor. Ya bizim Udi nerede? Sazcımız yok, Udi'miz yok. Bir de adam gibi darbukalar alın gene. Darbuka yetersizliği de var. Kardeşlerim darbuka kursuna da gitsinler. Bizim darbukayı ağlatmamız lazım. Hatta birbirinizin yüzüne bakarak falan böyle değil mi? Karşılıklı şov yapacaksınız. Tak tak tak. Evet, karşılıklı atışacaksınız böyle. Bülent istesen bu işin kitabını yazarsın. Allah'ım. Gir bu işe sen. İnşallah. Fikret sen de öyle yani. Ben başladım çalışmalarına. Güzel. Ya darbuka böyle. Dile gelsin ya. Yani evet. Zaten darbukayla konuşun karşılıklı. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim değil mi? Trak, tak. Böyle o şekilde konuşacaksınız. Sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pince manquant du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quel héroïne mourir en position fœtale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Vas-y viens on y pense. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. On verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa. J'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. J'suis prêt à te casser les couilles si t'abuses. J'te laisserai pas conduire. Le temps s'affile. On a peur d'enchaîner les défaites et pirater sa vie, pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou. Tout le monde est en guerre hein. Plus on... Aha, nedir bu ya böyle? Önü sonu yok ya, Allah'ım. Hoppala. Ne oluyor?
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Quand on est fait que de fait, le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya. Adam nasıl açık açık söylüyor, Kıbrıs'ı verdi diyor, rüşvet olarak verdi anlamında söylüyor. Kars'ı Ardahan'a verdi diyor, evet. İstanbul kurtardı, yani İstanbul, yani şahsi, rahat etmez işte sarayı falan, onu kurtarmak için yaptı diyor. Kafaya bak, mantığa bak yani. Bu kafa değişmemiş bazılarında, bu vakte kadar gelmiş. Nasıl olsa vatan topraklarını vermek gayet kolay. E Güneydoğu'yu da verelim diyor. Ya ne olacak, ne fark eder diyor. Güneydoğu'yu verirsen senin bu dünyada yerin olmaz, söyleyeyim. Yani bu dünya kalmaz zaten. Yani onu söyleyeyim. Kıyamet kopar. Sakın böyle bir şey denemeye kalkma. Sakın. Ey İngilizlerin devleti. Senin inlerine gireceğiz, inlerine. Teker teker çıkaracağız sizi inlerinizden. Bana güvenin. Böyle videoda, televizyonda yayınlanacak inleri hep görülecek. İngilizlerin devletinin. Londra'daki bütün inlerine gireceğiz. O yer altındaki inleri, şeytan çağırdıkları inleri, her yere gireceğiz. Kanunlara, hukukla, ilimle, irfanla, demokratik yöntemlerle. Şimdi neredeyse.
mutluluk yaşayacak. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız belki. Gülerim yalnızlık yaşayacak. Çok büyük olaylar olmuş ya. O listesi var mı sende o? Evet. Bir okusana sen, çünkü acayip. Mehdiyet buram buram akıyor o gün. Mehdiyet. Hızır bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Oku. Darbeciler harp okulu öğrencilerini İzmir bölgesinde eğitim kampına götürüyorlar. Amaçları darbe sırasında İzmir'in ele geçirilmesi için kullanmak. Darbe saatinde askeri araçlarla şehrin merkezine giderken halk ve emniyet müdürü durduruyor. Komutan albayın "Tek bir tabanca ile beni durduracağını mı sanıyorsun?" sorusuna emniyet müdürü "Tabancamda 9 kurşun var. Ölene kadar bir tanesi muhakkak seni bulacaktır." Abo, kabadayıya bak ya, delikanlıya bak. Her yer kabadayı dolu. Maşallah, evet. Albayın bu dik duruşu karşısında darbeciler öğrencileri kışlaya geri götürüyorlar. Darbe planlandığı gibi gece 3'te olsaydı bu askerleri durduracak kimse olmayacaktı. Darbeciler Ankara'yı Etimesgut'taki birlikteki tanklarla ele geçirmeyi planlıyorlar. Tanklar birlik dışına çıkmak için sıraya girdiklerinde bir astsubay ilk 3 tankın yürüme mekanizmalarını bozuyor. Bu sayede arkadaki 100'e yakın tank dışarıda çıkamıyor. Bak çıksa 100 tank yani evet. Ankara felakete düşer olurdu, Allah seversin. Bu astsubay kendi inisiyatifiyle o gece birliğe gelmiş. İşte bak, durumdan vazife çıkartmış. İşte vatanseverlik budur. Durumdan vazife çıkartmak. Şövalye, güzel. Darbeciler 80 askerle Ankara'ya kasırga füze rampaları taşıyorlar. Bu rampalar dakikada onlarca kasırga füzesi atabilen başlıklara sahip. Polatlı yakınlarında halk kamyonları durduruyor. Askerler teslim olmayınca lastikleri patlatıyorlar. Ankara'ya gelmeleri engelleniyor bu şekilde. Bak, halkın yiğitliğine, kabadayını görüyor musun? Denizli Havalimanı hem askeri hem sivil amaçla kullanılıyor. 550 komando Denizli'den İstanbul'a uçakla gitmek için havaalanına geliyorlar. Bunun üzerine havaalanının elektrikleri kesiliyor ve belediye araçları piste çekiliyor. Bunun üzerine komandoları götürecek uçak inemiyor. Darbe sırasında Ömer Halis Demir'in vurduğu general Şırnak Özel Harekat'tan geliyor. Aynı uçak daha bir tabur komando getirecek. Fakat Şırnak halkı ve emniyet müdürü komandoların birlikten çıkmasını engelliyorlar. 1000 özel harekatçı asker Ankara'ya gelemiyor. Yoksa 1000 asker yani çok büyük olan. Darbe sırasında Kayseri Havalimanı'ndan 38 subay kargo uçağıyla gizlice Malatya'ya geliyorlar. Buradan ağır silahlar yükleniyorlar. Fakat Malatya Belediyesi piste temizleme ve çöp araçlarını yığıyor. Ve bu nedenle uçak yerinden kalkamıyor. Subaylar da tutuklanıyor. Darbe öncesi Trakya'da 20 bin asker hazır diye mesaj atan Albay Uzay Şahin'in darbe gecesi askerleri İstanbul'a getirmesi engelleniyor. Başbakan Binali Yıldırım darbeyi saat 15'te bir binbaşının MİT'e haber verdiğini söylüyor. Darbeden haberdar olunması erken saate alınmasına sebep oluyor. Bu sayede darbecilerin birçok planı durduruluyor. Kazan Bitlik Köyü muhtarı F-16'ların kalkmasını engellemek için tarlasını yakıyor. Darbecilerin Malatya 2. Ordu'ya bağlı 7. Hava Jet Üssü'nü kullanmalarını bir üsteğmen engelliyor. Üsteğmen uçaklara yakıt verecek vanaların başlıklarını söküp toprağa gömüyor. Bu sayede uçaklar yakıtsız kalıyor. Bir tabur Kara Harp Okulu Eğridir Dağ ve Komando Okulu'nda komando eğitimindeler. Tümen komutanına onları Isparta Havalimanı'na getirmesi için emir veriliyor. Tümen komutanı emri gizliyor ve uygulamıyor. Harbi yerlerinin Ankara'ya gitmesi engelleniyor bu şekilde. Hava Kuvvetleri komutanının düğünden kaçırılmadan verdiği tek emir, Akıncı Hava Üssü'nün komuta merkezinin elektriklerinin kesilmesi. Nöbetçi astsubay gizlice şalteri indiriyor. Harekat merkezi felç oluyor böylece. Bilgisayarlar, radar ekranları kapanıyor, elektrikler gidiyor. Kapılar kilitleniyor ve darbeci generaller dışarı çıkamıyorlar. Darbeciler harekat merkezinde kapana kısılıyorlar.
Akıncı Hava Üssü'nde darbe olduğu anlaşıldıktan sonra uçaklara silah yükleyen ve yakıt ikmali yapan personel üstten kaçıyorlar. Bu nedenle uçaklar yerinden kalkamıyorlar. Kazan ilçesinde halk Akıncı Üssü'nün önünde giriş ve çıkışı engelleyecek gösteriler yapıyor. Elektrikleri kesiyorlar. Bu sırada 9 kazanlı şehit oluyor. Bu direniş sayesinde ilk seferde 25 uçağın kalktığı pistten direnişten sonra sadece 1 uçak ve 3 helikopter kalktı. Vay be kabadaylar bak ya. Kazanın kabadaylarına bak. Helal olsun. Evet. İşte bu millet böyle yiğit millet. Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh aynısıyla duruyor. Maşallah. Yavru bir köpek vardı, aslanları korkutuyor. Bakayım. Hiç umursamıyor onlar. Adam yana koymuyor onlar hiç. Ama çok komik onları o darma duman etmesi. Hayret de mayoncu. Yavrular şekerli de. Maşallah. Ve darbe de bazen karmaşa oluyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Mesela jandarma özel harekatta Ömer Halis Demir, Koç yiğidimiz, o darbecilerle olan müsaademeden sonra buradan birlikte Genelkurmay Başkanlığı kurtarmaya çıkmak istemiş. Halk onlar da çıkamamış, anlamadıkları için bayağı şekerler. Çıkamazsınız demişler. Bunun üzerine hava yoluyla gitmişler. Daha hayal olmuş. Genelkurmay'a helikopterle iniş yapıp bayağı uzun darbecilerle çatışmışlar. Bazen böyle karmaşa olabiliyor ama çok dikkat etmek lazım. Onun tedbirlerini almak lazım. Mesela darbeye karşı olan askeri anlamıyor. Ya bazen de oyun oynayabilirler darbeciler. Derler ki biz darbeye karşıyız. Darbeyi yatıştırmaya gidiyoruz de diyebilirler. Onun için buna özel tedbir alması lazım. Hatta o gün biliyorsunuz askerler renkli pazubent falan taktılar ki karışma olmasın diye. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Yeah.
un ceai furtiv. I-am invitat cineva, nu cam dri, fără răzi. Vadi yeni bir açıklama yaptı ve Irak hükümeti Türk güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonuna katılmasına izin vermeyecektir, dedi. Ayrıca Şii milisleriyle bir araya gelerek Musul'a girmek için görüşmeler yaptı. Ancak Türkiye Şii milislerinin Musul'a girmesine kesinlikle karşı. Eğer Şiiler Musul'a girer ve operasyondan sonra oraya yönetmek üzere bölgede kalırsa, bir Sünni kenti olan Musul'da uzun sürecek bir mezhep savaşının başlayacağından endişe ediliyor. Geçen yıl Felluce'de Şii milisler kenti IŞİD'den kurtarmış ancak daha sonra sivil halktan yüzlerce kişiyi kurşuna dizip işkenceyle öldürmüşlerdi. Türkiye biraz da bu nedenle operasyonda yer almak istiyor. Çünkü Musul'daki yerli halk Türkiye'den bu konuda yardım talep ediyor. Türkiye'nin kendilerini Irak ordusundaki Şiilerin eline bırakmamalarını istiyorlar. Evet, şimdi Sünni, Sünni böyle ayırırsan Allah böyle bela verir. Evet. Sünni, Şii ne demek ya Müslüman? Evet. Ne kadar mantıksız bir şey ya. İki din gibi, birbirine zıt iki din gibi. Öyle. Şii olsan olur, Sünni olsan olur. Hepsi aynı ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Kim olursa olsun Müslüman olduktan sonra ne fark eder ya? Bu nasıl bir kafa ya? Müslümanın Müslümanla barışık olması, kardeş olması farzdır. Ölçü la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Bu kadar. Ondan gerisi artık gereksiz bir muhaliflik, gereksiz bir muhalefet, yani fitne, başka bir şey değil. Mesela buraya Şii kardeşlerimiz gelse ben ellerinden öperim, Sünni gelse elinden öperim, ne fark eder yani? Değil mi ya? Hepsi nur gibi Müslüman. Yani birbirlerine ne farkı var? Adem'in devrinin 7000 yıl öncesinden dayandığını söylemiştiniz. Bu nasıl oluyor? Allah neden bunu bildiriyor, bildirmiyor bize? Veya fosiller mi yanlış? Bir de ilk çağlarda yaşayan insana tebliğ ulaşmamış mıydı? Ya 7000 yıl konusunu biz açıkladık da bu gençler 3. 4. kuşak bunların hiç haberi yok. 7000 yıl bir takvim. Yani Resulullah zamanında kullanılan bir takvim. Museviler de bu takvimi kullanıyorlar.
Eski bir takvim. Belki Hazreti İbrahim devrinden kalma bir takvim. Bir ihtimal Nuh tufanı başlangıcını esas alan bir takvim olabilir. Veyahut büyük bir olayı esas alan bir takvim olabilir. O takvime göre 7000 yıl. Yoksa kainatın ömrü ilk Adem 7000 yıl önce yaratılmıştır anlamında değil. Öyle bir şey yok. Birçok takvim var. İnkaların var, Azteklerin var, Musevilerin var, Masonların takvimi var. Müslümanların takvimi ayrı, Hristiyanların takvimi ayrı. Bu da daha önce kullanılan 7000 yıllık bir takvim. Bu takvime göre söylüyor Resulullah. Dünyanın ömrü 7000 yıl diyor. Mesela biz İsa Mesih'ten bu yana dünyanın ömrü 2000 yıl desek, 2016 yıl desek, değil mi? 2016'ya gelmişiz. Sonra mesela 2020 gibi, 2120 gibi, 2120 gibi, efendim kainat bozulacak, kıyamet kopacak desek, kainatın ömrünün desek, 2000 yıllık ömrü içerisinde desek, bir takvim belirlemiş oluruz. Eski bir takvimden bahsediyor, bu kadar. Başka bir şey değil. Irak'taki Şii birlikte Sünnilere acımasızlık yapması yanlış olur. Şii Sünni'yle karşılaştığında kucaklaşsın. İnşallah. Sünni de Şii ile karşılaştığında kucaklaşsın. Hepsi kardeş. Yani birbirine düşmesi şeytanın oyunu. Evet, çok büyük bir oyun. Chérie, tout va bien. Bülent'le Gökalp'i çok mutlu gördüm. Evet, onlara bu tip şeyler açıyorum. Şiiler, Sünniler aniden anlaşsınlar, iadesine bize oyun oynanıyor. İngilizlerin devletinin oyuncağı haline geldik adeta. Biz birbirimizle bir sarılalım, barifleri delirtelim desinler. Onların oyununu bir kalemde bozsunlar. Çünkü Şii, Sünni oyununu onlar hazırlamışlar. Birbirine düşman eden de onlar. Bir anda dost olsunlar. Bir de Şiiler çok efendi, güzel insanlar. Yani çok hoş ahlakı olan insanlar. Sünniler de bayağı efendi insanlar.
Hemen bu oyun bozulsun. Bir video gösterir miyim orada? Evet. Ulan yiyeceğim sizi sen. Kameraya bakarken. Ya bu nasıl işiyor? Hayret ya. Allah Allah. Baya tatlı hayvanlar ya. Hayret ya, bu kadar kararlı olmaları. Ya tek çözüm böyle bulmuşlar Allah. Allah'ın bitinceye kadar uğraşmış bunlar. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, yine devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Abdülaziz hakikaten değerlidir. Büyük bir insandır. Zaten İngiliz Dışişleri Bakanı'na Boris Johnson'a Manchester Belediye Başkanı Robert Ney'in Sultan Abdülaziz'e mektubunun replikasını hediye etmişti. Sultan Abdülaziz'e mektubunun replikasını. Göster top şeyi, evet. Yaklaştır. Evet. Olay bu. Tayyip Hocam mesela bu akıllı diplomatik bir harekettir. Evet. Ben Abdülaziz'i seviyorum diyor. Evet. Mesela ikinci Abdülhamit çarşafı yasaklıyor. Ya Allah'ın emrini sen nasıl yasaklarsın? Çarşafı. Niyeymiş? Ya diyor ya altına bomba saklarsalar. Ya kardeşim sen palto giyiyorsun. Uzun ta yere kadar. Onun içine en az 50 kilo bomba konur. Evet. Çarşaf ne alaka ya? Halen herkes çarşaf giyiyor. Bomba mı saklıyor çarşafın içine? Çok samimiyetsiz bir izah. De çarşaftan hoşlanmıyorum de. Dürüst konuş.
hiç mantık değil. O devirde herkes maxi palto giyiyor uzun. Evet. Ta yere kadar. O paltonun içine ne konmaz ya? Tabii. Çarşaftan çok çok daha güvenli. Bir de düğmesi falan da var. Kilitliyorsun. Sırtına, beline, karnına her yerine bomba yerleştirebilir. Paltoyla. Dolayısıyla Abdülhamit'in bu tavrında ben hiç samimi bulmuyorum. Belgesi de vardı, yasaklama belgesi. Göstert, kara çarşaf giyilmesini yasaklayan belge Abdülhamit'in. Yaklaştırarak göstert. Evet. Yukarıdan yine başta gösterdi. Yukarı üstteki yeri gösterdi. Bu kadar gözüküyor. Evet. Dolayısıyla donanmayı Haliç'e çekiyor, çürüttürüyor. Evet. Bütün deniz savaşlarını kaybettik. Bütün adalar falan hepsi verildi o dönemde. Rodos dahil olmak üzere. Osmanlı denize gücü kalmadı. Çetin Mouse'da Türkiye'de toplantı yapıyorlar. Orta Doğu'yu parçalayan insan olan Mark Sykes'ın anılarını bahsediyorlar. Ya diyorlar mübarek ne adamdı ya falan. Ya Türkiye'yi parçalamış adam. Nefret ediyor. Onun toplantısını yapıyorlar Türkiye'de. Evet. Bizim siyasiler katılıyor. İnanılır gibi değil yani. İstanbul'u kurtardık diyor. İstanbul'u nasıl kurtarıyorsun ya? Yeşilköy'e kadar geliriz sordular. Evet. Yeşilköy ya şurada. Evet. Yani Yeşilköy diyor ki İstanbul demek. Dayanmışlar da adamlar buraya. Osmanlı donanması Abdülaziz döneminde 25 zırhlı gemi, 175 savaş gemisiyle dünyanın en büyük ikinci filosuydu. Darmadağın ediyordu düşmanları. Abdülhamit Haliç'e çekin dedi hepsini, zincirlediler. 20 yıl orada bekletti, çürüdü donanma. Çarkları, her yeri çürüdü. Tayyip Hoca ne desin? Bir kültür devrimine ihtiyacımız var diyor. Mehmet Şevket Ege Hoca dedi, ya dedi köprüne yolda olmaz bu işler. Kur'an eğitimiyle olur iman. Nasıl yapsın hükümet bunu? Yine bunu yapacak olan biz deriz. Ne yapsın yani, nasıl kültür devrimi yapsın? Darwinizm geçersizdir mi desin? Evet. Gelin size Kur'an mucizelerini anlatayım mı desin? Ne yapacak yani? Daha önce TÜBİTAK Darwinist eserleri yasaklıyor diye bir haber çıkmıştı. TÜBİTAK geri adım atmıştı. Açıklama yapmak. Canım olarak. Biz TRT müdür, genel müdürüne görüştük. Dedik Darwinist eğitimi durdur. Bunu memleket gidiyor. Allah razı olsun görüyorsun felaket dedik. PKK bundan ne malanıyor? Bizim adamımız yok dedi. Yani aksini savunacak adamımız yok. Gücümüz yetmez buna dedi. O zaman bırak biz yapalım. Demirel'in o videosu yok mu ya? 11 Eylül'de yaptığı konuşma. Hükümetin kurulması ile ilgili o bir kriz çıkmıştı. Arasanız bulursunuz aslında. TRT'de vardır. İnternette de olabilir ama güç. Demirel'in ünlü konuşması o. 11 Eylül akşamı. Ama gözündeki ifadeyi anlatamıyor. Acayip baygın bakıyor böyle. Gerdan kırıyor falan. Şu ağız tikleri falan da vardı. Ve ağız kenarı falan kasılıyor falan bir şeyler yapıyordu. Bir de hükümet kurma. Bırakın hükümeti kuralım diyor.
gecelerde buldum onu. Boş ışıklı bir mahzende kadehleri dikip duran bir kız takıldı sineme. Gecelerde buldum onu. Boş ışıklı bir mahzende kadehleri dikip duran bir kız takıldı sineme. Bir sevdaymış, ben de bittim. Geldim kaydım, göz yanıldı, açtır sandım ya. Karşılıksız bir sevdaymış, ben de bittim. Mutluydu, yalanlardan mutluydu. Biraz hava biraz marka, bütün ömrü avuntuydu. Kızın başı bulutluydu, yalanlardan mutluydu. Biraz hava biraz marka, bütün ömrü avuntuydu. Sevdaymış, ben de bittim. Gönlüm kaydı, göz yanıldı, aşktır sandım ya. Karşılıksız bir sevdaymış. Abdülhamit döneminde Halil'e çekilen donanmaların kesintisiz bakıma ihtiyacı var. Çünkü demirden, çelikten yapılmış. Evet. Sileceksin, temizleyeceksin, yağlayacaksın falan. İlgilenmemişler 20 yıl. Pas ta iliklerine kadar işlemiş. Topların, mekanizmaların, motorların hepsi çürüdü toptan. E bakım yapmazsan ne olur? Kim uğraşacak onlarla kafasındaydılar yani. Ellerinden gitti Abdülhamit. Abdülaziz vardır, Abdülhamit yok. Bize samimi bilgi verecekler. Evet. Mevlana da aynı şekilde. Mevlana Rumi'nin kitapları bütün Avrupa'nın homoseksüelleri, ateistleri, İslam düşmanları tarafından kapışılıyor şu an. Evet. İngiliz derin devletinin kutsal kitabı haline geldi. Bu ne demek ya? Bunu anlamıyor musunuz buradan? Adam Allah'a karşı. Allah'a saldırıyor, haşa. Peygamber'e saldırıyor ama Mevlana Rumi'yi baş tacı yapıyor. Bu ne bu? Ne anlıyorsun sen bundan? Evet. Ya bu yeterli bu. Evet. Buradan anlamam. Bütün Avrupa'da şu an evet. Çılgın gibi salgın yani. Bütün ateistler, bütün homoseksüeller, bütün İslam karşıtları Mevlana Rumi'nin kitaplarını okuyorlar. Evet. Adamlar da iftihar ediyor. Evet. İslam'a karşı keskin bir kılıç olarak görülüyor Rumilik.
O zamanlar da Turgut Özal rahmetli eyalet sisteminin üstünde çok duruyordu. O zaman kardeşi Yusuf Bozkurt Özal eyalet sistemi konusunda da konuşma yapmıştı. Gazetelerde de yazmıştı. Var mı onun gazete haberi? Var, gazete haberleri var. Eyalet sistemine geçmeliyiz başlıklı. Evet. Yani ta o zaman İngilizlerin devleti bastırıyordu eyalet sistemine geçin diye. Özal Kürtlere özellik verecek haberi. Amerika'daki sistem uygulanacak. İlk aşamada il sayısı artırılacak. Türkiye 18 eyalet. İşte bak, görüyor musun? Evet. Evet. Ya yani Türkiye'yi 18 parçaya ayırmak. Aslında 19 parça dedikleri. Ama Allah nasip etmedi. Resulullah Gülen de söylüyor. 20 parçaya ayıracaklar. Biz de kendi arada kendi taleplerimizi iletiriz diye. Ne 20 ne 18. 19 parça ayırmak düşünüyorlar. Yalan dünya, her şey bomboş, hakkı sağ.
Benim anlamadığım da koskoca efendim adamlar, subay olmuşsun, efendim binbaşı olmuşsun, yüzbaşı olmuşsun. İngilizlerin devletin zokasını nasıl yutuyorsun ya? Nasıl teşkilata giriyorsun? Ulan kendi ülkeni bölmek için canını ortaya koyuyorsun, deli misin sen ya? Kendi ülkenin 19'a bölmek için canını ortaya koyuyorsun. Deccal seni nasıl büyüledi ya? Evet. Aklın mı gitti yani? Tayyip Hocam 1993'te başkanlık sistemi bir özentinin sonucu ya da Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir diyordu. Var mı Tayyip Hocam'ın o gazete haberi? Bakalım. 1993 yılında öyle diyordu. Gösteririz. Tayyip Hocam işte sen teşhisi tam koymuşsun güzel. Evet. Başkanlık sistemi ne diyorsun? Bir özentinin sonucu ya da Amerikan emperyalizminin bize ya Amerikan emperyalizmi, İngiliz evet. Derin devlet emperyalizminin bize bir tavsiyesi değil de dayatması. Evet. Ne tavsiye edecek adam? Dayatma var yani. Tabii. Oh,
Dünyanın en yaşlı pandası hayatını kaybetmiş Adnan Bey. Bakayım. Ak severim ben onu. Kaç yaşındayım o kadar iyice? 38 yaşındaymış ama pandanın yaşı insan yaşına göre 114 yıla tekabül ediyormuş. Bunun yaşı? Evet. 38. Ama hakikaten piri fani olmuş ya. Aslında daha da özenli baksalar bir idare edebilirdi belki de. İşte Allah o kadar yaratıyor maşallah. Bu bayağı şekermiş. Abdülhamit'in kardeşi Sultan Reşat döneminde Sultan Osman ve Reşadi adlı verilen büyük gemilerimiz vardı. Muazzam toplarla falan donatılmış, çelik kaplama, zırhlı, paraları ödeniyor, Türk bayrağı çekiliyor, Türk tayfaları yerleştiriliyor, sonra İngiliz askerler geliyor, geminin etrafını sarıyorlar, gemiye çıkıyorlar, silah sönen, tayfalara inin aşağı bakayım diyorlar, gemiye el koyduk diyorlar, hadi geçmiş olsun gidin şimdi diyorlar, işte bu kadar. Gıkı çıkmıyor o zaman evet. Osmanlı hükümetinin. Adamlar gasp ediyor gemileri. Musul'da bu gece savaş başlayacak diye büyük bir heyecan var birçok kişide. Halbuki orada 1 milyondan fazla Müslüman var. Yaşlılar var, dedeler var, anneanneler var. Kaçamadılar onlar parası, evet. imkan olmadığı için çocuklar. Hepsi orada kaldı. Şimdi ağır bombardımanla yüz binlerce insanı şehit edecekler. Bayağı sevinen var. Muazzam olacak diyor. Muazzam olacak bir şey yok. Müslümanlar şehit olacak. Başka bir şey yok. Adamlar bedavacı adamları televizyonlara çıkarıyorlar. İşte bedava yemek yemek, bedava yarışma, bedava evlerde kalmak. Bedavacı mantık öğretiliyor. Bomboş bir kafa. Abdülhamit döneminde 35 yıl boyunca donanmanın başında, milli donanmanın başında İngiliz Felix Woods ya da Woods Paşa var. Yani Woods Paşa tarafından büyük masraflar getiren yabancı çarkçı, kaptan ve mühendisler işi Türk personeli öğretmiyor. İngiliz getiriyor hep her yere. Personel olarak. Ya 35 yıl boyunca donanmanın başında İngiliz'in ne işi var ya? Evet. Bütün getirdiği çarkçı, tayfa falan hepsi de yabancı. Türk personeli öğretmiyor. Türk personeli de bayağı eziyor. Kendi aralarında Wood bu sistemi şu şekilde tarif ediyor. Yıllarca emek veren Türk makinistleri kolay kolay baş makinistlere atamıyordum. Onların yükselme yolunu İngiliz makinistlere tıkatmıştım diyor. Özellikle İngiliz makinistlerin bu görevlerden dolayı özel ayrıcalığı vardır diyor. Ya 35 yıl bir şeyi sen nasıl göremezsin kardeş? Evet. Nasıl insansın sen ya? Milli donanmanın başında İngiliz komutanın ne işi var ya? İnanılır gibi değil bu, mucize bu ya. Şu insan şaşırıyor yani. Böyle basiret kapanması, böyle feraset kapanması olur mu? Adam da hiçbir teknik eleman yetişmemesi için Osmanlı'dan Türk evlatlarından mühim kilit noktalarda adam olmaması için bütün gayretini gösteriyor. Evet. Hiçbir şekilde yetişmiyor. Hep yabancı. Max kedi Max kedi, bunun rumuzu bu adamın, ara ara yazıyor bu tip bir kişi var. Gülen terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Mustafa Selanik isimli kişiye soruyor. Ya Mustafa Selanik diyor, merak ediyorum Adnan Hoca tarikatına neden soruşturma yapılmıyor? Yani bunlar Türkiye'yi antidemokrat böyle bir rejim olarak görüyorlar. Yani konuşanın kafası gidiyor. Eleştiri yapan bitiyor. Demokrasi yok diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Türkiye'de özgür demokratik ortam var.
en güzel örneği de benim. Bak istediğim gibi konuşuyorum. Dans da var, müzik de var, eğlence de var. İstediğim gibi hükümeti de eleştiriyorum. Evet. En hayati noktalarda hükümeti eleştiriyorum. Evet. En hayati noktalarda destek veriyorum. Gürül gürül de ortadayım. Dolayısıyla sizin diktatörlük iddialarınız falan yerle bir. Evlendirelim de hakikaten. Davulda zurnalı düğün yapalım ya. Bir gelin indirelim kardeşim. Abdülhamit'ten sonra 3 yıl boyunca donanma, Osmanlı donanması, milli donanma, Sir Douglas Gamble ve Hugh Pigott Williams isimli subaylara emanet ediliyor. Her iki subay 3 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılara karşı savaşıyorlar. Ya kardeşim bu nasıl bir basiret kapanması, feraset kapanması? Osmanlı ordusunu sen kime teslim ediyorsun, ne yapıyorsun ya? İnanılır gibi değil yani. Bak abiniz gelince bir anda sayı akıl almaz yükseldi. Ya şu an rekor. Egale değil, rekor. Zaman zaman da egale diyoruz. 100 metre biliyorsun 9-9'da koşuluyordu. Sonra biraz daha işi ilerlettiler. Salise olayları falan girdi. Bizim okulda 100 metre yarışı yapılmıştı. Şu fakir de iştirak etmişti o sınıfça. Efendim 100 metrede sınıfta nacizane şampiyon abiniz tahtiye dediler ki ya dediler Adnan Oktar şeye gelsin. İşte spor tesislerine falan dedi. Ya niye ki falan dedi. Niye küne falan dedik. Atletizm için dediler çağırıyoruz falan. Ya ben acayip havaya girdim. Efendim böyle atlet kimlik kartım çıktı. Efendim fotoğraflı falan işte tesislere girebilir falan gibisinden. Göstertip giriyorduk tesislere. Orada uçsuz bucaksız imkanlar vardı. Halterler, malterler falan. Efendime söyleyeyim. İşte o zamanlarda çocukluk mu, gençlik enerjisi falan. Ta evden çıkıp oraya kadar gidiyorum. Ne zorun ya sokakta hoş daha iyi. Yani. Orada ne var yani? Ömer Batur Alp. Efendim, önemli kişilerin korumalarının neden oluyor diyor. Koruma olması bütün dünyada var. İlk defa mı karşılaşıyorsun? Önemli şahsiyetlerin hepsinin koruması zaruri. Elini kolunu sallayıp tek başına gezecek halleri yok. Dünyanın tamamı böyle. Yani bu
soru olarak sorulacak soru değil. Bak, Musul'da sivil can kayıplarının olmaması için Amerika Birleşik Devletleri özen göstermeli diyor. Öyle bir şey olmaz. Zaten orada katliam amaçlanıyor. Yani büyük bir Sünni katliamı yapılacaktır. Amaç o. İşte Sünni Şii'den ayırmak böyle bir fitneye sebep oluyor. Allah bunu felakete çeviriyor. Sünni Şii ayrılmazsa Müslümanlar huzur içinde yaşayacak. Bak, görüyor musun felaketi? Bölünmeyi Allah işte birbirine kırdırıyor zaman Müslümanları. Bölünürsen felaket geliyor. Hemen bölünmen durdurulması lazım. Sünni Şii ayrımının kaldırılması gerekiyor. Mutlaka gelin indirmemiz lazım. Ama köyden gelin almamız gerekiyor. Tabii yani şehirde nasıl yapacağız şimdi? Gidip Etiler'den. Davul zurnayla biraz garip durur. Değil mi? 10 davul 10 zurnayla gidersen yani bir ecevap olur ama ne bileyim ben yani denenebilir de tabii. Böyle hazin çalması lazım. Gelinindeyken çünkü annesinin iyi ağlamasını sağlar. Gelin de ağlayacak, annesi de ağlayacak falan. Babası da aslında ağlaması lazım böyle. Babanın koluna falan giriyorlar ve baygınlık geçiriyor falan. Efendim değil mi? Gelin hanım kralı falan peşmeken. Aman Allah'ım. Etin alkol söylenmesin etkisinde o hissediliyor. O normal bir olay değil, ona önem vermiyor. Yani garipse parçanın bu şekilde bir acayiplik vardır. Kardeşim, bu başkanlık işinde bir acayiplik var. Bunu teknik geniş yaptı bir inceleyelim. Aman Allah esirgesin yani NATO'su ortaya çıkar. Büyük millet, büyük bir işte büyük Birleşmiş Millet ortaya çıkar falan. İş çıkar. Yani bizi oyuna getirmek için adamlar can atıyorlar. İngilizlerin devletinin en güçlü, hakim olduğu yerler oralar. Tabii. Bunlar bizi bir ayak oyunuyla bu işin içine düşürebilirler.
Yani siz dediniz, biz de yaptık derler. Evet. Çünkü başkanlık sistemini siz istediniz. Şu an federasyon olması gerekiyor. Haydi bakalım, federasyon oylaması yapılacak derlerseler, bitti. Bu adamlara hukuki malzeme vermeyelim. İyi düşünelim, iyi araştıralım. Düğünleri yayınlasak olmuyor mu internette? Abalık bak be. Ya böyle 10 davul, 10 zurna falan düğünler var. Bilmem ne ağanın düğünü, bilmem ne ağanın düğünü falan diye. Evet. Bir bak bakalım, birkaç tane indirin. Böyle yani büyük heyet şeklinde davul zurna. Tek birkaç tane değil de. Ya sürekli düğün yayınlamamız lazım bizim. Yani. Prova mahiyetinde. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor bir görelim. Ferit Kobal, Kur'an, İncil, Tevrat hepsi vahiy ile inmiştir. Vahiyin taklidi olmaz. Vahiy geldiğinde peygamberler bembeyaz oluyorlardı. Böyle buram buram ter dökerdi Hazreti Musa'ya da. Aa, maşallah ne güzel. Şu resmi göstersene. Allah Allah, neler varmış, haberimiz yok ya. Hayırlı uğurlu olsun. Bülent'i görebiliyor muyuz? Entel'in şahı ya, maşallah. Bak iki kabadayı bugün biliyorsunuz şehit oldum. Bu yaşta kabadayının yaşı olmaz. Aslan gibi cephedeler. Göstert. Görseniz. Bak koç yiğitler, görüyor musun benim canlarım? İleri yaştalar. Ama kabadayının hası. Evet maşallah. Aslan onlar, aslan. Maşallah. Ya işit, oğlan eve girilmez kardeşim ya. Oğlan başka bir çözüm olsunlar. Evet. Yani işit, bombacısı olan bir ev. Yani illaki patlatacak belli yani, oraya polis sokulmaması lazım. Evet. Evin çevresi tamamen boşaltılması lazım. Ev ablukaya alınması gerekiyor. Oraya polis sokulmaz. Yani IŞİD'in meşhur özelliği o adam, yani polis direkt patlatır kendini. IŞİD ihbar alındığında evin bütün katları, apartman, mahalle boşaltılması lazım. Ablukaya alacaksın, bekleyeceksin. Bir hafta, 10 gün, 15 gün beklersin. Yahut bayıltıcı gaz verip, efendim, o şekilde durdurulabilir. Yani oraya polis sokulmaz. Evet. Hiçbir şekilde olmaz. Ev ablukaya aldıktan sonra bitti. Yani istediği zaten elinden sonra çıkacaklar. Çünkü yiyecekleri bitecek. Evet.
efendim suyu kesersin. Suyu, elektriği kesebilirler. Mecburen çıkacaklar. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı donanmasını incelemeye İngiliz amiral birinci lordu William Palmer'ı göndermiştir. Osmanlı donanması hakkında rapor vermesi için. Raporda diyor ki en son madde, donanma diye bir şey yok diyor. Donanma kalmamış diyor yani. Tamamı çürümüş diyor. Mesela Osmanlı denizaltı konusunda en iddialıydı. Evet. Tek bir tane denizaltımız kalmadı. Bir tane. Hepsini çürüttüler. Abdülhamid'e sordular mı? Ben çürütmedim. Nem çürüttü diyor. Deniz çürüttü. Bakım yapmazsan çürür. Evet. Abdülaziz döneminin fotoğrafları var mı sizde? Evet, saraydan görüntüler vardı. Bak, benim aslanım ne güzellikler yapmış, gösterdi. Yemek salonundan bir görüntü. Yirmin oğlu odada görüntüleri. Abdülaziz'in denize olan sevgisi süslemelere yansımış. Abdülaziz'in yatak odasındaki ayna. Yine yatak odasındaki duvar. Abdülaziz Han'ın yatak odasının tavanı. Yine yatak odasından bir görüntü. Abdülaziz'in at heykeli. Bir başka açıdan. İlk heykel o, onda. Abdülaziz'de. Sanat konusunda tam üstad. Bakan kabul odası. Bakan kabul odasının tavanı. Yine odadan bir görüntü. Beylerbeyi Sarayı'nın dış cephesi. Elçi kabul odası. Sarayın girişi, harem dairesi, sarayın havadan görünüşü, hünkâr dairesi, kırmızı oda, mabeyn ile haremi ayıran havuzlu salon, mavi salon, namaz odası, Napolyon'un eşinin kaldığı oda. Yine o odadan görüntüler. Saraydan bir başka görüntü. Selamlık sedefli salon. Selamlık yemek odası. Yunus balığı fıskiye. Bu kadar. Evet. Thank you.
köy düğünü istemiştik, ne oldu? Hazır. Bir tane var. Hazır. Evet. Göstert. Evet, Malatya Başkılık Köyü. Vursun davul, başlasın. Başkanlık sisteminde ısrar edilmesi halinde ülkenin ikiye bölünebileceği uyarısında bulundu. Özdağ konuşmasında başkanlık sisteminde ısrardan vazgeçilmesi gerekir. Çünkü yarın başkanlık sisteminde ısrar edilirse Türk toplumu ortadan ikiye bölünecektir. Hiç olmadığı kadar büyük bir kutuplaşma ortaya çıkacaktır. Bu kutuplaşma o kadar kesin kutuplaşma olacak ki bunun üzerine her türlü dış ve iç manipülasyonun binmesi mümkün hale gelecektir. Manipülasyon. Yani parayla ilgili bir şey, mani falan diyor. Evet. Doğru söylüyor tabii ki. Gece gündüz anlatıyoruz. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar coşkuna, le bu sevdalar coşkuna. Gel alalım, gel alalım, gel alalım, gel alalım, gel alalım. Bu sevdalar coşkuna, bu sevdalar coşkuna. Gel alalım, gel alalım. Del alım, del alım, del alım. As the hazdigim, as the hazdigim, Mugo da punkı, Mugo da punkı, as the hazdigim, hello. İngiliz derin devleti Türkiye'ye avlanmaya geldi. Balık gibi kendisi avlandı. Enayiliklerine doymasınlar. Efendim kendince çaktırmadan alttan alta casuslarıyla bir şey yapacaklarını zannediyorlar. Düğümleyip kapının önüne koyduk. Onları bize ele verenler kendi casusları. Bak kendi casusları, İngiliz derin devletin kendi casusları bütün sırlarını bize açıkladılar. İngiliz derin devleti. Ava gittiniz, kendiniz avlandınız. 100'e yakın casusları var Türkiye'de. Hepsi bülbül gibi ötüyorlar. Ve ihanet ettiler onlara. İngiliz derin devletin ihanet ettiler. Armut gibi hepsini yakaladık. Hepsini. Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya da kalkmasınlar. İnlerine de gireceğiz, inlerine. İnşallah. Kanunla, hukukla. İnşallah. Beklesinler. Evet. Eğer dediğimi yapmazsam bana ne diyorsa desinler.
İnşallah. Ama biraz vakit alacak. Acele etmesin. Geliyoruz. İnşallah. 12 milyon kilometre karelik Osmanlı topluluğunu, Osmanlı topraklarını 12 milyon kilometre kare. Evet. Abdülhamit 2 milyon kilometre kareye düşürdü. Evet. Konu bu. Ve bunun baş mimarı İngiliz Devleti'dir. Abdülhamit'i köşeye sıkıştırıp böyle bir netice aldılar. Ya kardeşim, çok anlı şanlı köy düğünleri var. Bunlar nasıl göremiyorlar ya? Ağaların düğünü var. 10 davul 10 zurna ile yıkılıyor ortalık. Onlardan hazırlasınlar. Irak-Musul operasyonu resmen başladığını duyurmuş. Koalisyon uçakları hava saldırılarına başlamış. İşte gariban, mazlum, Müslüman halkı bombardımana yerle bir ediyorlar. Orada IŞİD'le onun alakası yok. IŞİD ayrıca merkeze doğru çekilir. Musul'da bir çatışmaya girmez IŞİD. Onlar oraları aldıktan sonra merkezden bunların hepsini darmadağın ederler, bak söyleyeyim. Yani çünkü IŞİD'in taktiği savunma değil, daima saldırı. IŞİD şu ana kadar hiçbir şekilde savunma savaşı vermedi. Daima saldırı, atak savaşı verdi. O yüzden Musul'dan da kısa sürede çekilirler. Ondan öyle bir derdi var. Musul'a da anlı şanlı girer hakikaten Irak ordusu, koalisyon güçleri falan. Ama merkezden hepsine ani bir saldırı yapıp darmadağın edeceklerini düşünüyorum. Ve büyük bir felaket yaşayacaklarını düşünüyorum. Önceden söylüyorum. Allah aşkıyla sevdiğim Nur'um, çok heybetli, nurlusun, çok farklısın. Aklın, zekan, konulara getirdiğin değerlendirmen çok müthiş. Canım benim, seni çok seviyorum diyor. Bugün daha çok gençleşmişsin, daha bir cazibelisin diyor Nermin Hanım. İrşad kitabında sayfa 365'te Resulullah'tan rivayet. İmam Mehdi her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek ve onların yüzüne bunu ifade edecek diyor. Mehdi bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak. O İmam Mehdi kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi dahi zaman sayfa 19. Kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir. Kitab-ül Havil Fetava cilt 2 sayfa 148. Gizli işleri de bilir diyor. Hepsini açığa çıkarır diyor Mehdi için. Osmanlı donanmasına gösteri yürüyüşü yaptırıyorlar. 1897'de gösteri çıkışı yaptırıyorlar. Daha donanmayı daha yeni çıkarırken halk toplanmışken halkın göz önünde Mesudiye zırhlısının 8 kazanda 3'ü patlıyor milletin halkın göz önünde. Hamidiye'nin makine dairesi suyla doluyor. Yağan yağmur gemilerin yolunu kaybetmesine sebep oluyor. Yani akıl almaz bir beceriksizlik hakim oluyor. Hizber adlı zırhlı kayboluyor. 2 gün sonra İmralı Adası'na kıyıya oturmuş bulunuyor. Askerler bu gösteri yürüyüşünün üniforma giymeyi akıllarına getiremiyorlar. Üniformasız geminin üstüne çıkıyorlar. Göğe gösteri yapacaklar. Yani akıl almaz bir başıboşluk var. Evet. Evet, dinliyorum. Köpeklerle çocukların dostluğuna dair bazı resimler var.
Ailelerin bayağı hoşuna gidiyor bunlar bile. Ama koyun koyuna yapmaları çok güzel. Maşallah. Gecelerde buldum onu, loş ışıklı bir mahzende, gözlerini dikip duran bir kız çakıldı sineme. Gecelerde buldum onu, loş ışıklı bir mahzende, gözlerini dikip duran bir kız çakıldı sineme. Gönlüm kaydı, göz yanıldı, aşktır sandım yar. Karşılıksız bir sevdada yanıp bittim yar. Kızın başı bulutluydu, yalanlardan umutluydu. Biraz hava, biraz marka, bütün ömrü avuntuydu. Kızın başı bulutluydu, yalanlardan umutluydu. Biraz hava, biraz marka, bütün ömrü avuntuydu. Var mı Fikret Hoca anlatacağım? Var hocam. Oğuzhan Asil Türk, bölgeyi karıştıranlar Türkiye'yi İran'la savaştırmaya çalışıyorlar. Buna dikkat edilmelidir dedi. Asil Türk, DAEŞ ve diğer örgütlerin bahanesiyle Amerika ve Batı bölgemizi işgal etmeye başladı. Hem bölge hem de Türkiye hedeflerindedir. DAEŞ benim kanaatim sel gibi kan akıtır. Yani çok büyük hata yapıyorlar. Merkeze doğru çekiliyor onlar şu an. Gittikçe içeri tahkim oluyorlar. Onların yerleştiği her yeri baskınla darmadağın edecekleri anlaşılıyor. Ve kendilerini de öldürttürecek onlar. Onları da öldürürler. Yani çok büyük kan akacak. Boş yere bir belanın kapısı açıldı. Evet, dinliyorum. Kazım Güneş Yüz yeni Asya'daki yazısında Diyanet'e cemaatleri kontrol altına alma gibi bir vazifenin verildiğine dair ipuçları olduğunu söyledi. Ve şöyle devam etti. Bir gazetenin cemaatlerin üyeleri tek tek kaydedilecek haberi bunlardan biri. Her cemaat mensupları için defter açacak ve herkes tek tek kayıt altına alınacak. Böylece güya şeffaflık sağlanmış olacak. Böyle bir şey mümkün mü? Cemaatler manevi oluşumlardır. Girmek için bir prosedür ya da formalite gerekmez. İsteyen herkese açıktır. Camiye giden insanın kaydı tutulur mu diye sordu. Canım, emir başka yerden gelmiş. Yani uzaklardan geliyor emir. Asıl emirin kaynağı İngilizlerin devletidir. Ama bu elden ele, elden ele, elden ele geçiyor ve bir fikre dönüşüyor. Diyanet İşleri Başkanı da kendi fikri gibi anlatıyor. Bu fikrin ağababası Soros'tur. Soros'un ağababası da İngilizlerin devletidir. Bu kadar basit. Allah'ım ben diyor zaten Soros. Evet. Var mı konuşması? Vardı bir saniye. Thank you.
Mihriban. Figo. Yani namı diğer Fikret Bey. Düğün müğün yok mu ya? Var bir tane daha. Gönder. Helal koçum be. Kaç davul? Ah oğlum güzel. Olay bu kardeşim. Evet dinliyorum. Londra'da Suriye'nin geleceği konusunda yeni bir toplantı yapılıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Avrupa ülkeleriyle bir araya gelecek temsilcileriyle. Rusya toplantıya katılmayacak. Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil edecek. Yemek yemeye gidiyor. Hiç alakası yok. Dilek imha var. Başka bir şey yok. Durun! Bekleyeceğim. Şikayetçi değil. Lütfen bir bakış. Lütfen, lütfen diyor. Bir hanım kardeşimiz. Nereye bakacağım ben? Kamera. Oo, yani hangi sen? Emine görüyorum seni. Evet. Söyle. Yani buyurun dinliyoruz. Yeni bir düğün videosu daha vardı. Görem. Helal koça helal. Doğru bak yaptım. Güzel. Evet. Güzel. Ali gidiyor musun? Arkadaşın gidiyormuş. Evet. Doğru mu?
Hadi bakalım. Görüşürüz inşallah. Çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü?
yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Şubat'ta kurulan Batı Çalışma Grubu, o da İngiltere'nin talimatıyla oluştu. Evet. İngilizlerin bir isteğiydi bu. İngiliz derin devletin talimatıyla oluştu. Silsile olarak yaptırdılar. Evet. Yapanların İngiliz derin devletinden bir kısmının haberi bile yoktu. Hı-hı. Yani emri kimin verdiğinin haberleri bile yok. Sadece emri uyuyor, o kadar. Evet. İngiliz derin devletinin emriyle Batı Çalışma Grubu 6 milyon kişi fişledi. Bu bilgiler de ilgili yerlere gitti sonra. Batı Çalışma Grubu emriyle tüm camiler askerler tarafından takip edildi o zamanlar. 80 bin camiye ajan gönderiliyor. 80 bin camiye ajan. Batı Çalışma Grubu'nun emrine. Batı Çalışma Grubu'na bu emri veren de İngiliz Derin Devleti. Ama silsile yoluyla yapıyor. Bir başkasına emir veriyor, o ona veriyor, o ona veriyor. Arada adam mesela ona emri veren bir subay. Ben subaydan emir aldım diyor. Veyahut bir sivil. Ondan emri aldım diyor. En baştan emri veren İngiliz Derin Devleti. Müslümanlar her şeyi denetleniyordu o zamanlar. Hangi gazeteyi okudu, ne yaptı, ne etti, ne zaman gelip gitti, evet. Kıyafeti, her şeyi. Sırf benimle ilgili izlemelerde iki çuval dolusu belge vardı ya. Evet. İki çuval dolusu belge. Gördün mü? Koskoca böyle siyah çuval, branda çuval. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne getirmişler de orada gördüm. Evet. Batı Çalışma Grubu o zamanlar illerdeki birliklerden özel okullar, yurtları, imam hatipleri, Kur'an kurslarını, vakıfları takip etmesi istedi. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve daire başkanları, siyasi partiler, il ve ilçe teşkilatı, yerel TV ve gazeteler, meslek kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, sendikalar, konfederasyonlar hakkında geniş bir istihbarat ağı kurulup bilgi gönderildi Batı Çalışma Grubu'na. Batı Çalışma Grubu'nun da ne olduğu bilinmiyor daha hala. Evet. İngiliz Derin Devleti'nin talimatıyla oluşturulmuş bir istihbarat sistemiydi. Ama aradakilerin birçoğu bunu bilmiyordu. Sadece mesela darbeciler de İngiliz Derin Devleti'nin emriyle yapıyor ama adam bilmiyor. Kafaya takkeyi geçirmiş, eline silah almış, çıkmış sokağa. Emir verenin kaynağını bilmiyor. Fethullah Gülen yaptırıyor. Ya Fethullah Gülen'i kim yönlendiriyor? Evet. Küresel bir güç diyor. Bilinmeyen ne? Biliyorsun, söyle. Ne gizliyorsun yani? İlk şeffaflaşma uygulamasını işte Batı Çalışma Grubu yaptı. Müslümanların her şeyini şeffaflaştıracağız dediler. Camilere 80 bin ajan gönderilip şeffaflık politikası uygulandı. Herkes fişlendi. Şeffaflıktan kasıt buydu işte. Şimdi yine istiyorlar şeffaflaşmayı. Evet, dinliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başkanlık sistemi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şöyle eleştirdi. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken bir kişi çıkmış, benim koltuğum ne olacak diye. Koltuğun ne olacak kardeşim oturduğun yerde. Darbe yapmak istediler, hep birlikte karşı çıktık. Ama dikta yönetimine de karşıyız, tek adam yönetimine de karşıyız. İyi de ha. Sayın Kılıçdaroğlu başkanlık sistemi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şöyle eleştirdi. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken bir kişi çıkmış, benim koltuğum ne olacak diye. Koltuğun ne olacak kardeşim oturduğun yerde. Darbe yapmak istediler. Hep birlikte karşı çıktık ama dikta yönetimine de karşıyız. Tek adam yönetimine de karşıyız.
İşte bak burada gereksiz bir bölünme oluyor şu an. Evet. Halbuki darbeden sonra halk ve bütün partiler yek vücuttu. Evet. Ama şu an net ikiye bölünme oluyor. Mesela CHP desteklemeyecek. MHP de muhtemelen desteklemeyecek. Yani şeklini anlamaya çalışacaklar. Eğer şekil netleşirse, yani dünyadaki modellerden herhangi biri olduğunda kabul etmeleri mümkün değil. Ama CHP hiç kabul etmiyor. HDP zaten kabul etmiyor. Büyük Birlik Partisi kabul etmeyecek. Saadet Partisi kabul etmeyecek. Evet. Ve esaslı bir ikiye bölünme olacak. Yani darbecilere karşı gereksiz bir zafiyet gösterisi meydana girecek. Sonra da bu halk oylamasına sunulacak. Halk da %80 hayır dediğinde gereksiz yere hükümeti yıpratacak bir sonuç ortaya çıkmış olacak. Onun için ben bu konuya hiç girilmesini istemiyorum. Evet. Çok yanlış buluyorum. Saat 2'ye kadar devam edelim. Tabii. Bir bakalım izleme nasıl. Çünkü şu an çok yüksek. Maşallah. Evet, dinliyorum. Oyun oynayan köpekler var videoda. Bakayım. Ulan dombililer, yiyeceğim ben sizi. Halis kan dombili bunlar. Arkadaşlar bir de enerji patlaması var. Evet, dinliyorum. Maç seyreden bir kedi vardı Adnan Bey. Ulan yiyeceğim seni be. Ya ne tatlı hayvan. Bayağı şeker ya. Of 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 of. Acayip bir hayret bu saatte bu kadar yüksek maşallah olması ya. Maşallah. Maşallah. Ne diyelim? Maşallah. Yani inanılır gibi değil ya. Bu saat değil mi? Evet. Evet. Ama bırakan da uyusunlar. Bir sefer işe gidip çok zor durumda kalırlar. Evet, Cübbeli videolarıyla devam ediyoruz inşallah.